Evet, merhaba arkadaşlar. Tatu ister miyiz yoksa girelim mi? Karar sizin. Ben size yeni keşiflerle geldim bugün. Ya istesem, ben istesem olur mu? Çünkü ben koştura koştura geldim, biliyorsun, bir tık Tamam, o dinleneyim. zaman Eğer sorun olmazsa. Mali dinlene kadar bir de tatu ye ya. Ya da şey var. Interpol var. İsterseniz Interpol mü tatu mu, siz karar verin. Çat çat var mı? Çat çatla girdim. Seni Ah beklerken be. çat çatla girdim. Tamam, okey. Okey, tamam. Interpol'ü özlemediniz mi ya? Tamam, tatu. Bir tatu istendi. Tamam, o zaman bir de tatu çalalım. Sen bir nefes soluklan. Tatuyu çok uzatmayız ama. İki dakika rahatta gireriz, merak etmeyin. Geliyor. Ben durdurdum. O zaman yayını açıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Malicim. Nasılsınız? Hoş Keyifler nasıl? bulduk. Bu artık şerefsizlik ya. Niye ya? Ne oldu? Bak, ben saatlerde çalıştığım için şu an yeni bakıyorum bildirimlere. Son dakika haberi, pazartesi salı günde karantina falan diye. Ulan dedim, benim pazartesi salı işim gücüm var. Açtım karar ver. Kar yağacak diye. Deniz. Muazzam ya. Clickbait'in şey, suçluyu Gerçekten yani. artık direkt çıkmış yani. Kötü haberciye Damlıyor ya. güvendik yani. Telefonumdan su damlıyor şu an. Deniz, Yayını üzüldüm ya. sallamayıp haberlere bakıyormuş gibi oldu mu? Deniz, Ebükan, üzüldüm ya. teşekkür ederim bulduğun yine. Senin sesini bir tık arttırdım Mali. Biraz alakasız oldu. Neye üzüldün abi, ne olmuş? Evet ya, Deniz okulum uzadı abi. Kötüyüm dedi de ona üzüldüm. Aa. Akşay hoş geldin. Olsun. Böyle klasik boomer yorum yapayım mı ya? Birkaç Ya. sene sonra çok takmıyorsun falan filan diye. Değil mi? Yeşil Şey bir dedi, bedel. şey dedi ha, nerede o eski bayramlar falan diye devam Nerede et o eski istiyorsan. okullara? Türkiye'de karabiberi, evet, 30 santim olabilir, şaşırmayın. Gerçekten bu seviyedeler ya. Zenoncum, hoş geldin tekrar. Bayağıdır göremiyordum. İyi anlamda mı kötü Ozan, anlamda mı? Emir, Bakacak. hoş geldiniz. Arda, hoş geldin. Dördi, hoş geldin. Mustafa, hoş geldin. Tahmin edebiliyorum ya. Beat falan yapabiliyor musun bari benim aksime? Bu süreçte. Bizim sakallar şey oldu çünkü, müzevi sakalıyla Evet. cihatçı sakal arasında gidip geliyor böyle, hangisi? Hepsi şey, mümin sakalıyla kelime yok. Ya ben işte, Kafir sakal arasında gidip geliyor. yine babam halledecek muhtemelen ya. Aa, Serkan abi hoş geldin. Bu arada çok geçmiş olsun. Ben sabah olayı senin tweetinle öğrendim ya. Bütün İzmir'e de buradan İzmirli arkadaşlara geçmiş olsun diyeyim. Ben ona bile bakamadım ne olmuş diye. Bir ağaç Hortum abi. fotoğrafı gördüm. İşte ona bile bakamadım yani. Bugün sabah Ha. 6.30'da bile Ben ayaktayım. Serkan abinin tweetiyle bugün olaydan haberdar oldum yani. Hatta kendisini aramak, ulaşmak yerine direkt o anki boşluğuna Twitter'dan abi geçmiş olsun yazdım da, o beni hissetmiştir diye umuyorum. Biraz hani özelden, çünkü arayı şey yapmak bana daha samimi geliyor her zaman bu tip durumlarda da. Okulda hasar yok değil mi abi sizde? Umarım. Maddi manevi. Cem hoş geldin sen de tekrar kanka. Batu hoş geldin. Bugün bayağı kötü bir haftadayız bu arada ya. Of. Listeye baktıkça böyle irkiliyorum. Ama bugün size çok güzel net değerler getirdim. Gerçekten Mali, nette de aradığımız şeyler bu hafta geldi. 2-3 tane var en azından. Ama bugün üstüne kaldırabileceğimden çok emin değilim ama. Emir'in şakasını okuyayım hatta. Gerçekten öyle bir liste hazırladım ki böylesine Nazlı bile yapamaz diye diyor Emir. Yani gerçekten öyle bir listemiz var bugün yani. Abi tekrar çok geçmiş olsun Serkan abi ya. Umarım abi. Yani umarım hafifler ama acımızı acı da katabilir yani bugün parçalarımız. Girelim mi hatta Malicim, ne dersin? Olur, gidelim. Klasiğimiz var yine. Fuchs bu hafta da parça verdi. Geçen hafta Fuchs'suz girmiştik ya. Bu hafta daha bir Ha, haftalık gibi hissediyorum. Genelde iyi. kötüyüz, Fuchs'la açıyoruz gibi. Hani bu hafta iyiyim ben yani.
Takip için teşekkürler bu arada. O zaman ilk parçamız Dr. Fuchs featuring Alan Avery'in Onlar Alışık %25. Arkadaşlar burada mıyız? Burada mıyız? Burada mıyız? Şarkıyı durdurduk. Ben de niye geç gelmiyor diyorum. Biz muhtemelen deyip sağ gelmiş. Geldik. F5 dur yazayım ben bir de. Abi niye her hafta bunu yaşıyoruz ya? Bu sefer bak internetim de donmadı. Enteresandır hani biz ben seni görüyordum, sen beni görüyordun, farkındasın değil mi? Evet. Amacıma ama neydi? Amacıma yanaşamadı amacıma. Şarkıda sen çalıyor. Beni görüyordun, ben seni görüyordum cezâ şarkısıyım ben oldu. Aynen. Muhtemelen Twitch'te sıkıntı oldu. Gerçekten ben de şu an sözleri hiç hatırlamadığımı fark ettim. Gerçekten Jeff Bezos abim ya sat ya yatırım yap şuna ne olur. Yani gerçekten. Ya. İğrenç espri yapacaksın sandım da ya satla başlayınca. Aa yok ya seviye terk et şakası mı? Hiç düşünmemiştim bile biliyor musun? Benim IQ'yu yarıda girdiğim için ben şu an düşünebiliyorum. Serkan abi demiş ki ben yeni yayın kapattım. Aynısı oldu. Yayın kopmadı ama internet yoktu. Çok enteresan. Bizde de Mali'nin görüntüsü ve benim görüntüm muhtemelen birbirimizde hiç kesilmedi burada. Hatta parçayı da duyuyordum ama siz ne kadar dinleyebildiniz parçanın chat? Nerede gittik? Ona göre mecburen Mali buna bir kez daha play demek zorundayım çünkü bu durumda en kötü. Nakarat'ta gittik. Ha. O zaman ikinci arkadaşı diyorum. yetti diyor Serkan abi. Ya ikinci arkadaş çocuğu tamam size ikinci arkadaşı da kısaca mecbur dinleteyim. Öyle geçelim. Çok kısa. Evet. Yani yetmiştir. Nasıl buldun? Ben Fox şarkılarına yorum yapmıyorum. BG ve Fox şarkılarına yorum yapmıyorum. Ya Fuchs önceki haftalardan iyi olmasına rağmen yine ritimle savaştı bir ara fark etmişsindir. Yorum yapmıyorum dedin de ben fikrimi söyleyeyim. Ve yani, ritimde savaşmadı. Ritimde şeye girdi. Koşu yarışa girdi yani. Abi beat çok kötü. Nakarat yine facia. Yani Fuchs eskiden bu kadar kötü nakarat yapmıyordu. Hani milletin internette Fuchs için nakarat üstadı demesini de komik buluyorum ama bu kadar da kötü nakarat yapmıyordun abi. Yani senin müzik bilgine ne oldu? Hani benim aklımda var hala nakaratlar ya. Tilki savaşı hazır hadi gelin. Ve yok yani bu kadar sen yanlış okumuyordu ha. Bu kadar hatalı okumuyordu yani. Gerçekten ne oldu senin müzik bilgine yani? Evet Erkan abi her hafta parça veriyor istisnasız. Arada bir hafta falan bazen gelmediği oluyor ama her hafta parça veriyor. İkinci arkadaş ya Fuchs'tan iyi olmakla beraber çok fazla var kendisinden. Hani 14 yaşında bilgisi geldi chatten. Evet hani, ve ben hani gerçekten Fuchs için üzücü bir şey bu. Hani belki mutludur bilmiyorum sonuçta kardeşim dediği birisi için belki de olumlu düşüncelere sahiptir kendisinden iyi olması hakkında ama aynısını tepki de MOB'de söylüyor diye bir ara buradaki çocukların hepsi benden daha iyi rap yapıyor diye mesela böyle bir düşünce içerisindedir belki bilmiyorum ama benim açımdan Fuchs için üzücü bu yani 14 yaşındaki arkadaşımız Fuchs'tan daha iyi olmakla beraber parçada iyi bir şey yok yani dürüstçe. Gamata emin misin bundan? Yılan gibi bit konusundan demiyorum. Gerçekten istiyor musun böyle bir şeyi? Sorun bitlerde değil zaten ya. Evet yani bir de sorun. Daha büyük sorun var. Burada bitte de çok büyük sorun var gerçi de yani çok bayık yani, bir bit. Daha büyük sorunlar var. Ama çok daha büyük sorunlar var. Çok daha üzücü sorunlar var yani. İlerliyorum abi ben o zaman. Tamam. Kapat anlıyor musun? Ben ses bekledim. Ben minimum eforla geçireceğim. Tamam. Sırada. Impala ve Neo Alesta Curcuna geliyor. Evet ben fade attım Mali. Nasıl buldum? Ben yalan yok. Sözlere falan hiç dikkat edemedim. Ya. Abi vokal duyulmuyor ki. Hiç dikkat edemem. Yani ya. Bak bu sefer beat'i çok kötü bulmadım. Hani evet. Önceki hafta Impala'nın bazı beat seçimlerini bayağı tartışmıştık hatırlıyorsan. Beat'i kötü bulmadım. Impala bu sefer nakaratı da
Öncekilere göre daha yine çok keçi bir nakarat yok ama yine de hani şey daha az hatalı okunmuş bir nakarat var. Yerler ufak pürüzler olsa Yine da. çok rahatsız etti beni ya. Evet Gıgırtın ama şey bazı önceki haftalarda direkt böyle hani suratım ekşimişti. Burada o kadar olmadı. Hani o açıdan diyorum. Ama yine de pürüzleri var nakaratın, hataları var. Ama hadi bunlar olmuş diyorken ki ben de Verse'e çok odaklanmadım. Bu sefer de mix facia. Yani Impala'da bir şey oluyorsa bir şey illaki olmuyor bir hafta, her hafta. Bu da üzücü bir durum. Yine üzgünüm. Counter'ıma başladım ben. Sayıyor muyuz? Kaçıncı üzgünüm oldu bugün? biri galiba. Değil mi? Kaçıncı üzgünüm oldu diye sorduğumda 2 olmuştu. Şimdi de 3 oldu tekrar ettiğim için. Buradan sayabilirsiniz arkadaşlar Sadece ilgileniyorsanız bu üçgenin içinde kaç tane üçgen var sonuçta Twitter'da? Evet, 3 evet, haftada bir paylaşım. evet. Sanat dediğin kusurlu olur ama evet bu kadar değil Deniz ya. Gerçekten bu kadar değil ya. Tamamdır kardeşim say bakalım. Evet, ünlem üzgünüm. Keşke onu otomatik sayabilse öyle bir algoritma olsa. Dört, Ama dört, dört. ben çareyi atıyorum. Sarı gül mü? Ne geliyor? Yok, Musa. Ha, Musab evet. Abi öğren gelsen şunu bir. Evet, Musab bunu yapar bu arada. Şu an 2'de 0 girdik bugüne. Sıradaki parçamız Atik. Sebebim yok. Featuring Hydra. Arkadaşlar bir çat diye durdurdum biliyorum da şey. Bir de Aristocuğum hoş geldin bu arada. Bir de Hydra'ya bakalım öyle geçelim. Çünkü abi Hydra'ya da bakalım diyeceksiniz muhtemelen. Ama çok ben de baydı burası hemfikirim yani. Evet. Ben fade attım Mali. Ben mi başlayayım sen mi başlamak istersin? Abi ben hemen başlayayım, arkadan bir mesaj geldi çünkü Tamamdır. şeylerle bir cevap yazmam lazım. Ya ben şarkının başında bayağı sıkıldım ama bir tatlı, fena değil. Üzerinden Mörsü de bekledim ben de ama işte sırf Hidra'dan dolayı muhtemelen eklerim bir listeye ama açıp da tekrar dinlemek için özellikle aramam gibi geliyor. Ya Ya 3 3 gün Mörsü sonra çok sarmadı beni, nakarat çok sarmadı. ya Atik zaten iyi bir MC değil. Hani bunu kişisel bir problemle söylemiyorum. Burada çünkü daha önce baktığımız bütün parçalarda da hani düet girdiği kişilerin altında bayağı bir eziliyor. Hani verse kıyası yaparsak. Hani bu açıdan söylüyorum. Burada hemfikirim seninle ama yani benim mesela hani listeyi almaya geçtim. Ben muhtemelen 2 gün sonra bu parçanın varlığını unutacağım abi. Hani Hydra Verse'ü de çünkü hani çok öylesine hatır gönül için yapılmış gibi hissettirdi bana yani. Bir tam performans Hydra duymuyoruz farkındaysan. Bilmiyorum, ben o hissi çok almadım ya. Yani beat tatlı buna kabulüm. Beat tam bir artı puan yazarım parçaya. Beat tatlı. Ama yani orada da mesela beat de tatlı olmasına rağmen biraz da boş geliyor. Sende de oldu mu bilmiyorum. Ya da vokaller dolduramadığı için öyle bir his bana geçti bilmiyorum yani şu an. Bilmiyorum. Ben Hitler'in üniversitede çok ciddi bir sıkıntı duymadım. Beni rahatsız eden bir şey olmadı açıkçası. Abdurrahman paralı feat olduğunu zannetmiyorum. Ati'yi ceza falan da paylaşıyor. Yani Kadıköy'e yakın, Kadıköy Acil'e yakın bir isim. Belki de Kadıköy Acil üyesidir. Çok net bilgim yok. Çünkü yani Kadıköy Acil biliyorsun. Kadıköy kendini Kadıköy Acil hisseden herkes Kadıköy Acil diye açıklaması vardı Selahattin abi. Onun için belki de Kadıköy Acil'dir bilmiyorum yani. Aradım bu arada, geldim bak. biraz ya hatır gönül bana biraz hatır gönül geldi yani bu işte. Atik çok kötü. Nakaratı da ben çok tutmadım. Ha, çok hatalı bir okuma yok nakaratta ama dümdüz papağan nakarat yani her zamanki gibi biliyorsun. Beat tatlı ama o da biraz boş geldi. Hani gerçekten hani daha bir kafa yorarak dinlesem belki daha beatle alakalı teknik problemdir bilmiyorum ama ya da vokaller çok dolduramadığı için de böyle geliyor olabilir bilmiyorum. Ya bir de en baştan Atik'le girdik, çok beğenmedik ya, onun da etkisi olabilir. Belki de bilemiyorum. Sıradaki parçamız Topik. Ona bir bakayım. Üstüne tıklayıp hemen açmayacağım. Kimmiş bir anonsuna geçeyim. Ha. Ah. yok yine Giant geldi. Evet o yüzden ha dedim yani. Efekt atları. Ah. Giant ve SS korkarak neymiş ayırırlar ha. Baştan alayım. Giant ve SS korkarak ayırırlar geliyor. Evet geçtim geçtim geçtim. Yine kötü Afro track konuşamadım yine. Kötü Afro trap ve hani şey Murnumda Et var vokalini yine duyduk fark etmişsindir. Hani Giant da şaşırtmıyor ekirisi gibi. Ben anlamadım ne dediğini zaten. Diye bir Ay, şey duydum ama. Murnumda et var vokali işte.
SS ya evet SS bu arada çok kötü binik abi gerçekten Almanya seyahatlerinde lütfen yani bak konser veremeyeceğin ülkeler var yani bu nickle bir şekilde ünlü olursan gerçekten abicim bunu bir düşünsen ya. Afro Trap dedim gerçekten Afro Trap bataklığı yine. Abi, bu yayınlarda benim IQ'm düşüyor. Alışın bunlara artık. Afro tırnak geldi bir. Söyle okumadan geçemedim. Peki. modum düzeldi şu an. Of. Yani sağ yanındakinin hani sağ yan sakulta diye uzattığını biliyoruz hani de bu direkt abi yani hashtag SS nedir abi yani gerçekten. Yani Arda Yasaklı kelime deyip yazmasaydın keşke o. bir iki bir o var iki hani yani ya gerçekten şeye çok üzülürüm orada. Hani Arda'nın suçu yok bunda. Hani gerçekten şurada SS yazıyor diye. Hani ban yersek bu kadar şeyden yemedik. Şundan yersek çok üzülürüm yani. Ben Giant yüzünden yersek çok üzülürüm. Pardon, altı Aint diye okuyorduk biz onu artık değil mi? O sırada. Kontra ve Timu 322 gittin gideli geliyor. Evet. Bakalım yine var mı? Geçtik, geçtik, geçtik. Yok, şeyden çok eğlendim. Huzur bulduğum kahküllerde de ve oradaki titretmeyi yakaladınız mı? Yeni tekmil geliyor abi. Bence bir tane tekmil yeter bize. Bence biri de fazla. Hiç tekmil olmasa keşke. Yani tabii ki bu arada bu şu anlama gelmesin. Kimse ölmesin tabii ki. Öyle bir şey istemiyorum da. Yani müziği bırakmak da bir seçenek tabii ki. Yani hiç tekmil olmasın derken. Yani tercihim o olur yani. Hiçbir şey beğenmiyorsun bakın. Hoş geldin Hoş bulduk. Tuğhan. Tuğhan samimi adam o en azından. Yani. Yo ben gerçekten düşündüğüm yorumu yaptım. Hiçbir şey Ha beğenmiyorsun. tamam. Sen bunu beğendin mi şimdi? Hayır. Tamam, okey. Eser Arista. abi gerçekten bir o bir işten emin miyiz kontra? Beat bu arada kötü değil. Yani müthiş bir beat de değil ama sıkmıyor. Enstrümantal olsa falan ya da üstünde daha iyi bir MC duysam belki bir yakalayabilecek bir beat ama verse'ler ve kontranın vokal tercihleri için yine bence çok tartışmalı. Yani emin miyiz Çok bunlardan? çok çok da tartışmalı değil bence. Tartışmadan kastım emin yani sordum soruyu. Emin miyiz bunlardan diye yani. Nakarat bu arada kabul. Nakarat kötü yazılmamış ama kötü okunmuş. De bu mesela şey değil. Muhtemelen bu parça da tutacak kontranın hype'ı falan derken ve şey değil. Hani nakarat yakalar insanlar. Hani ticari bakıyorum yakalayabilecek bir nakarat ama kötü okunmuş. İyi yazılmış ama kötü okunmuş bir nakarat yani. Ve evet bir kontra şarkısını penisiz atlattığımız için de ben mutluyum bir taraftan da yani. Bu da bir olumlu puan olarak şarkının kenarına yazacağım şeylerden biri yani. Hoş geldin Murat. Tamam, tamamdır Emir. 2.25'ten falan başlatırız o videoyu. Tamamdır, eyvallah. Ben bundan da hızlıca uzaklaşıyorum, ilerliyorum abi. Ya ben en kötüler listesini almam muhtemelen ama. Ya evet, en kötüyü almam. Şu an benim 3 tane var zaten bu arada. En kötü 5 Bu şarkıdan. hafta gerçekten çok kötü bir listeyi bu hafta abi. Bu arada Deniz dediğimi anladım bak. Kötü okumuşsa yakalar abi diye. Gerçekten Türkiye'de çünkü tutan nakaratlara bakın abi. yani bunun nakaratı tutar abi. Nargile kafelerde duyarsın bunu açık olsalar. sırada. Kezo. Dünya kaç günlük geliyor. Evet geçtik. Özellikle Ozan'ın talebiydi. Tekrar geç dostum dendi yerde geçer misin parçayı diye. İkinci dinleyişimizde de aynı yerde geçelim diye. Geçtik. Yasin. yani çete şu an şey dünya kaç günlük yazıları yazılıyor. Yasin bilimsel yaklaştı. Kopmaz dedi ki eğer güneş batıdan doğarsa bir günlük abicim yazdı. Bu da güzel bir yaklaşım. Yasin bilimsel yaklaştı deyip onu okuyamaman çok iyi yalnız. Abi o kadar çok sıfır okumuyorum şu an. Ya bir katrilyon falan var orada orası herhalde. En az matematiğim Trilyon bitti. var orada mı? Katrilyon mu? Milyon
Milyon milyar. Evet, trilyonmuş. 1 trilyon 642 milyar. 500 milyar. 5 milyon. Milyar, özellikle onu R ile okumam lazım. Yani şu an şarkıya değil, chat'e gülüyoruz arkadaşlar. Bunu podcast'a dinleyenler dalga geçiyor sanmasınlar Kezzo'yla. Diğerlerinin yanında bugün dinlediğimiz diğer işlerin arasındaki en iyi iş olmasına rağmen hala kötü bir iş benim için. Sen katılıyor musun buna bilmiyorum. Bence çok değerlendirecek kadar uzun da Yani ben iki kez dinledim. Sen bir kere dinledin. O yüzden beni iyi dinleyemedik. değerlendirebiliyorum. Senin Okey. seni çünkü tarayıcın kapandı için sen bir kere dinledin. Benim bugün gerçekten zeka seviyem çok düşük ya, özür dilerim. Sen 3 milyar 750 milyar. Ne yaptın sen? Değil mi? O vardı böyle. Melek Subaşı mıydı? Adı farklı olsa şu an bambaşka bir yaşıyor olabilir bir tanesi. North Samurai tepki, üzgünüm annenin bir eti çalıntıymış, gördünüz mü demiş. Ya onu Discord'da ben paylaştım zaten galiba ilk olarak, değil mi? Ya Kerem'i severim ama bu şey Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın böyle, ya da isimlerini karıştırıyor olabilirim. Bir farklı, tam farklı kombinasyon olabilir. Onların bu ilk vakası değil yani. Şey de var çünkü daha önce Köksal Feride Hilal Akın'la falan yaptıkları bir parça vardı. O da aynı şekilde Arak'tı. Ya onların ilk vukuatı olmaz bu yani. Çok merak ettim şu an. Evet, bizim Discord'da çalıntı database'imiz var merak edenler için. Yerli, yabancı, bildiğimiz bütün rap'le kısıtlı da olmayabilir. Bütün çalıntı işleri oraya post ediyoruz biz yani. Bayağıdır girmedim ben. Chat'e hala bana her akşam bu şey yazıyor mu? Nasılsın diye. Yazıyor arada. Kapattınız mı? Parçaya geri dönersek, yani ben de Kezzo'nun bu vokalinden biraz sıkıldım. Ama dediğim gibi bugün dinlediğimiz diğer işlerin yanında iyi kalıyor. Şu ana kadar çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça dinledik. En iyisi buydu. Ama günün en iyisi listesinde de almayacağım bir iş yani. 7 parça dinledik hatta. Bununla 7 parça, evet işte. Bunun haricindeki 6 parçayı saydım. Yo, 6'ymış lan ben. Ha Benim evet, kafam. ben geçen haftadan kalan bir parça kalmış listemde, unutmuşum, onu da saymışım. Dinlediğimiz bir Ay bak, parça. Evet. salaklığa bak. Ben bugün hiç iyi değilim ya bak. Tamam. Üzgünüm annenin beatine bak diye kendime not aldım, yayından sonra bakayım diye. Onu da şarkı olarak. Kafa beni komple gitti yani. Hadi, hadi hayırlısı. Bugün benden çok verim bekleme. Netteye geçtiğin zaman ben muhtemelen uyuyacağım. Hadi bakalım. Nette'ye de ayılacaksın esas bugün, biliyor musun? Diyorsun. Hadi bakalım. Kanka yeni Şahin'de kaklar getiriyorum bugün sana. En az 3 tane varlar. Hani aradığımız Nette'yi bugün bulduk. Bugün Nette'ye de güleceğiz yani. Okey. Benim öyle bir beklentim yok bu arada ama. Hani Benim sürekli genelleyerek var. söylüyorsun da benim aradığım bir şey yok yani. Okey. Benim var ama. Denize korkmamız lazım. Başka dertlerim var yani. Benim Netteden Şahin'de kak çıktım diye bir şeyim yok, düşüncem yok. Yalan Sıra. söyleyemeyeceğim sana. Ayda Ali şarkıda en az 3 tane var Sofia. Sırada. Chef B, Uykusuz Geceler geliyor. Evet, ben fade attım arkadaşlar. Mali nasıl buldun? Ya beni çok sarmamakla birlikte öyle çok aşırı gömülecek kadar kötü de değil bence. Chat'e yazıldığı kadar. Abi burada da Ama ben mix konusuna geleceğim. Gerçekten bu vokalin mixlerinden emin miyiz? Hani bu şey değil. Autotune'dan bahsetmiyorum abi. Çocuk yazılım gibi duyulmuyor mu? evet, okey, oraya gelecek bundan zaten Yani. ama bundan sonra oraya gelecek. Yani vokal belki orijinalinde vokal belki bu kadar kötü değil ama bu mixten emin miyiz abi? Gerçekten ben hani şey navigasyondaki teyze gibi duyuyorum çocuğu. Benim mi kulaklarımda problem var yer yer? Hayır yani. Teyze dediği de bayağı genç kadın sesi lan. Ya hayır. Ton olarak o Senin tondan teyze bahsetmiyorum. anlaşılmaz. Ton olarak orada kadının ses tonundan bahsetmiyorum. O da konuşurken böyle arada kelimeler ve üst üste biniyor ya harfler falan, böyle bir titreşim vari bir şey geliyor alttan, böyle zırtı falan. Öyle bir mix var yani, ondan bahsediyorum. Sen hangi sürümü kullanıyorsun abi? Öyle bir şey yok bu arada navigasyonu. Sen bayağıdır arabayı bilmediğin için muhtemelen. Öyle bir şey yok navigasyonda. Casper demiş ki hep kendi mixlerini yapıyor, artık profesyonel çalışması lazımmış. Eyvallah. Galiba daha önce dinlediysek de hatırlamıyorum. Ben bu arkadaşı ilk kez duymuş gibiyim şu an. Ve ama benzerlerini çok duydum. Yani. Evet. Çok motive. Ama yani bu olumlu anlamda değil. Baykan abi alter ego oluşturup netteyle çalışmalı. Mümkün, neden olmasın.
Bak şey olur ya böyle 100 metre sonra falan olur. Böyle ES bir Abi arada yok olur öyle bir ya. şey. Yeditepe Üniversitesi navigasyonu bu. Yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Öyle bir navigasyon yok piyasada. Hepsini kullanıyorum ben. Yok Emir yani. dedi ki daha önce listede vardı şarkılar ama atlamıştık diye. Evet ben bilmiyorum diye atladım. Çok yoğun haftalarda öyle şeyler yapabiliyorum. Herhalde oraya denk gelmiş. Diablo gibi değil mi? Yani evet bu da Kezo için söylediğim yorumun aynısı geçerli. Bundan önce Kezo haricinde bugün dediğimiz diğer işlerden daha geçerli olmasına rağmen kötü iş. Yani. Evet, buna katılır. Kezo'da katılmaz ama buna katılır. Yani kötü iş. Ama yani Fuchs'tan iyi ama yani bu, ya da işte Giant'tan iyi de hani bu gerçekten bir ölçümü. Sırada. Tankurt Manas Yeşil 2. O şey umarım düşündüğüm yeşil değildir bu arada. O Türk Şeref çünkü bir tek ona parça yapılmadı ithafen yani. Korkuyorum tıklamaya korkuyorum şu an. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar bir dakika ben kıllanmaya başladım. Hiç kimsem yok senin olduğun her yer bana cennet diyor. Bir cennet ölümü andırır. İki hiç kimsem yok diyor. Tam bir mit ajanı referans değil mi bu? Gerçekten korktuğum yeşil çıkacak galiba parçanın referansı. Dinleyebilir miyiz Zutu? Tamam devam ediyorum. Ben fade attım arkadaşlar. 1,5 dakika kadar dinledik. Siz gülüyordunuz. Gençleriniz görmedim ama niyetinizin bu olduğunu düşünüyordum ben açıkçası. Yok geldi geçlerde. Yeşil'in Gamze... Ben de şey düşünüyorum. Mustafa tam olarak onu düşünüyorum. Kopmaz Mustafa. Yeşil'in Gamze'leri var mıydı onu düşünüyorum ben. Yaşı yetmeyen arkadaşlar tam olarak anlayamadılar. Açıklama yapmak isteyen varsa Ya 90'lar... açıklayabilir ama lütfen burada açıklama. Ben karşımıza bu... Yeter bu kadar insan. Yeter. Yeter lütfen. Ya Yeter ne oldu? 90'lar derin devleti. Mahmut Yıldırım kod adlı. Pardon, Allah Yeşil kod adlı Mahmut tamam deyip Yıldırım. açıklıyor ya. Öyle bir şey yok. Tamam deyip açıkladı ya. Abi ya bu arada son 10 Tankut parçası bunun aynısı değil miydi bana böyle hissettirdi. Yok oğlum şey vardı. Ya şey HIV'ye yazdığı evet. vardı. Evet. Çok. Serkan abi. Benim yaşım yetiyor ama tam yazacağım kapı çaldı görüşürüz diyor. Abi ne bileyim hani yeşil 2 bir de yani böyle hani şey, bu tarz hani kitaplarda da şey olur ya hani işte derin devlet sırları 4 falan böyle anladın mı hani hep Serkan öyle. abi yapma ne olur yapma ne olur. Serkan oy oy. Selam söyle. Bu arada çok bayık parçaydı ya yine. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Ben konudan uzaklaştırıyorum bizi kimse yanmadan. Evet, yandık zaten bence yanacağımız kadar. Parçayı yorumla o zaman. Bari de hani girmeden bir Manşeti faydamı okuyorum abi. girmeden var YouTube'a bir kayıt daha bırakalım. Adam derdine bak oğlum işim gücüm var. Bütün hafta buna Böyle uğraştım ben. çok affedersin de siktir boktan bir sebepten girersem çok üzülürüm yani. Öyle Herhalde. mantıklı bir şeyle girelim girecekse. Yani Türkiye'de mantıklı bir sebepten hapse giriliyor ama ben yani henüz hani herhangi bir katilin tecavüzünün falan alındığını görmedim abi serbest bırakılıyorlar genelde ilk çersede. Olacak, olacak, olacak. Büyük Üstad da ekrandayken bunu yapmam gerekiyordu yani. Şarkıya girecek misin yoksa hani gerçekten Hayır. benden nefret ediyorsun ve alınmamı mı istiyorsun? Çünkü ben durduramıyorum kendimi. Hadi da hadi. Bekliyorum nereye gidecek diye. Olay nereye gidecek diye Sesimi bekliyorum. kapattım. Sendeyiz artık. Şarkıyı Ama yollar mısın? ciddi, ciddi ciddi sesini kapattım bu arada. Size geliyor mu şu an? Tamam şimdi kapattım. Gelmez gelmez yapıyor. Şu an duymuyorsanız da. Hani söylediğine katılıyorum da hani bütün son 10 şarkısının aynısı değil. Oraya katılmıyorum yani. Ama az önceki şey yorumun bu şarkı için geçerli değildir muhtemelen. Bugün denediğimiz şarkılardan daha iyi olmakla beraber kötü şarkı yorumu muhtemelen geçerli değildir. Değil bu Bu şarkı için. Giant'ınki ile aynı ayar benim için yani. Okey. Yeşil biri var mı bu arada ya? Ben Hiçbir fikrim yok bu arada. Hiçbir fikrim yok. benim hiçbir bilgim yok benim. Son 10 yanlış, son 20 doğru diye bir düzeltme geldi Oldu. sana haberin olsun. Peki. Teşekkürler. Aradığım cevap buydu. Varmış abi. Yeşil bir varmış. Okay. Yani zaten olması iki olması saçma da hani ben tam tutmanasının iyisi olmadığım için. İlerliyorum. Sıradaki de topik. Bakıyorum neymiş.
Ondan sonra anons edeceğim. Ha, Bossy. Tamam. Sıradaki parçamız Bossy Sevgililer Günü geliyor. Aa, Zeus Kabadayı parça vermedi değil mi henüz bu sene? Bir sakin dur Baykan adam. Tamam, yeterli bence abi. Fade attım. Şarkı böyle mi devam ediyor acaba? Yani 4 dakika 50 saniye. Bunu test etmek istiyor musun? Şöyle pratik bir çözüm var Baykan. Ortaya bir yere basıyorsun. 2,5 dakika falan olan bir yere. Oradan duyabiliyoruz istersen. Evet. Tamam, geleyim. Hani kaset dinlemiyoruz yani. YouTube'dan dinliyoruz. Tamam, geleyim. Cevabını aldın mı? Yeterli mi bu? Okey, teşekkürler. Rica ederim. Ya, abi evet Aristo, bu nasıl bir mixi geçtim? Çok kötü vokal tercihi, çok bayık beat. Nakarata çok yorum yapmayacağım, hızlı hızlı geçerken denk geldik. Hani verse bazında ilerliyorum yani, çok kötü ve Bossy bu kadar da kötü bir rapçi değildi. Hiçbir zaman yıldız ya da işte çok iyi en favori Türk MC'lerim listesinde alacağım bir isim değildi ama bu kadar da kötü değildi hiçbir zaman, ne oldu ya? Bir gün MC, evet ben de katılıyor gibiyim buna. Yoruma biraz. Streaming service. Streaming servisleri bu hafta ücretini abonelerden tahsil etmemeli. İnanılmaz kötü bir hafta gerçekten. Abi bu tam tersine. Niye kimse servisleri değil de servisleri diye okuduk peki. Çok bayağı cringe bir anlamda. Evet, evet. O zaman ben ASMR yayınlarımızı duyuruyorum. Çünkü onu yapan Türk kızların yarısı yarım İngilizce konuşuyor ya. Allah'tan Türk kızı değiliz, o yüzden sıkıntı yok. Ne biliyorsun falan. Ya bu da şey gibi oldu, Türk kızlarına laf eder gibi oldu da yani. Evet yani. Kıstas uymuyor anlamında söyledim. Podcast'tan dinleyen arkadaşlar falan da hiç alakasız bir yere bağlayacağım. Sunny Side Up Malaya yani 2021. Ekşi Sözlük Soul Frame, aynen Serkan, tam olarak oradan bahsediyorum. Casper demiş ki nasıl yayınlıyorlar bunu abi? Mesela sen kötü bir parça yapsan yayınlayamazsın. İçine sinmez yani. Bunlar neyi referans olarak yayınlıyorlar? Sence bu tür şarkıları demiş. Benim de bir fikrim yok abi. Yani ya da birikti, ne akarsa kârdır da diye olabilirler, samimi söylüyorum. Başka izahım yok çünkü. Yani ama ne akacak bu parçadan da, hani kaç görecek ki? Yani Bossy'nin her yaptığı da hit, hani bir milyon barajını çok rahat geçiyor falan da değilken, hani bu parça ne olacak da ne bırakacak Bossy'yi acaba yani? Evet Deniz, ne yakarsa kardır diye düşünüyorsa 2 sene sonra Twitter ağlamaya başlarlar diyorsun ya, bunu zaten yıllardır yapan çok insan tanımıyor muyuz? Hani aynı mantık. Açız abi falan deyip Maldivler'den story atan. Yerine de giydirme be Baykan adam. Abi çok sıkıntılıyım ya. Hatta Emir'le bunu konuştuk. Abi sen eskiden bu kadar takmıyor musun diye. Gerçekten önemsemiyormuşum bazı şeyleri hani bu kadar. En azından görmezden gelip geçiyormuşum ama artık herkesin bu kadar çoğunlukla aynı şeyi yaptığını görünce herhalde ben elimi taşın altına koymalıyım diye düşünmeye başladım. Birkaç senedir herhalde yani. Ben öncesinde de biraz tamam polemiğim falan boldu ama hani bu kadar da şey değildim hani. Onu kabul ediyorum ama artık gerçekten umursayamama kafasını geçtim abi. Çünkü dinleyici acı çekiyor abi, üzülüyorum yani. Ben söylediğin cümlede sindirdim. Bir cevap verecektim. Sindirdim. Öyle buramda yuttum böyle. söyle. Ben. Söyle lütfen. Ulan diye giriyorum farkındaysan. Tamam. Ulan elini taşın altına sokmuş halim bu mu? Bir tane beat yaparlar. İnsafsız. Doğru söylüyorsun bu konuda. Buna bir savunmam yok yani. Geliyorsun acıma burada millete giydiriyorsun boş. Çok şey. Ulan menekşe. Geldi halini canım. Ben biraz YouTube yorumlarını okudum da oradan geliyorsun. Anca nette beat versin. Güzel. Güzel. Bana böyle gelin. Beni gömün arkadaşlar. Seviyorum ben. Dalın falan diye herkesi bir anda yardırsın. Evet Yasin. Artık ben Twitter'ı saldım. Biraz yayınlarda içimi kusuyor gibiyim. Daha güzel oldu. Draması daha az. Daha biz bizeyiz çünkü. Gülüp geçiyoruz en azından. İlerliyorum Mali. Ne dersin? Okey. Tamam. Sırada. Sefo. İhtiyacım yok. Geliyor. Tamam, yeter. Öf. Abi yani gerçekten yani 1,5 dakika nakarat döndürmenin okey miyiz buna yani gerçekten? Bu tamam mı? Bu olmuş bir fikir mi sence bu yani Sefo 1? O verse'den emin miyiz? Lan bana soruyorsun sandım ya. Çok havada kaldılar. Serkan abi gerçekten baksana. Abi bu arada 1,5 dakika nakarata ben okeyim ama bu nakarata okuyorum.
Casper demiş ki bunları duyduktan sonra keşke Sagopa'ya melankolik rap yaptığı için eleştiri yöneltmeseydim diyorum demiş. Ya. O da bir dönem çok fazla artık Ya tabağın onun da dibini çok yani. sıyırdı yani. Bu kesinlikle bir saygısızlık manası söylemiyorum. Adamın bütün diskografisini yok sayacak değilim ama yani Kolera ile ikisinin yaptıkları ortak albümler ve belli bir dönem sonrası bu şey klasik şey giydiği BPG sonrası bozduğu muhabbeti değil abi ama hani Cübbeli sonrasında hani günümüzdeki son EP'sine kadar Sagopa'nın verdiği işlerde abi gerçekten artık bir tabağın dibini sıyırma işi vardı yani. Ya ikimizi anlatan bir şeyden ben oraya Kids'i koymam. Millet hani Kids de bozdu diyor da ben oraya Kids'i koymam. Kids kötü bir Yok. albüm değil kesinlikle. Ya Ben ikimizi anlatan anladım. bir şeyden son Yunus EP'sine kadar gelen süreçte Sagopa da çok fazla dibini sıyırdı bunun yani. Ya Kids'in kötü algılanmasının sebebi muhtemelen öncesindeki yüksek çıta. Yoksa bir VPD falan görmeseydik muhtemelen Kids'e kötü denmezdi yani. Bozabilmesi için önce iyi olması lazım. O kadar da gömmem. Yok be. Ya Türkiye abi global standartlarla Türk MC'ye bakıyorsak çoğu kişi sağ kalamıyor zaten yani hani Ozan hani o kafayla bakıyorsak hani haklısın ama şey değil yani, yani Türk standartlarına göre bence çok da hakkını yememek lazım. Dedi TSE adam. Hı? Dedi TSE adam. Türk standartları enstitüsü değil mi? Aynen. Doğru biliyorum tamam. ya abi gerçekten bu arkadaşlar da TikTok'ta yürüyecek çünkü influencerlar pushluyor. Bu influencerlar pushlayabilsin diye üretim yapılıyor artık yani. Belli ki kimsenin amacı müzik üretmek diye yani. Sanat yapmak değil belli ki kimsenin amacı. Ya ben çünkü geçen hafta da benzer bir iki arkadaş dinledik. Bu çakalları falan bahsetmiyorum hani. O tayfa bu işin şey tarafı. Influencer desteğinin böyle sert çocuk imajıysa bunlar da aşk çocuğu imajı ya biraz. Ama çok sıkıldım abi. Çok aynısınız hepiniz ya. Ya bu arada Sefon'un bir tane şarkısı var benim dinlediğim ara ara açık. Benim hiç yok abi ya. Yalan değil yani. Adını hatırlamıyorum şu an ama. Bundan da ban yemeyiz herhalde kopmaz ya. Neyse Ya. ilerliyorum ben zaten. Yani. Tamam. Sırada Aristo Kankan geliyor. Kroni Benim aklıma bir isim geliyor ama söylemeyeceğim. Yok yok Crony Devam ya. edeceğiz. Gerçek kankası. Tamam. Crony. Crony featuring Reomance. Herhalde böyle okunuyor. O 3 herhalde değil mi? Yoksa iyi mi Aristo? Beni aydınlatır mısın? Hani yani. O Roma rakamıyla 3 mü olması gerekiyor? Küçük olduğu için çok çözemedim. İyi tamam. Tamam Aristo eyvallah. O zaman parça geliyor. Evet ben geçtim. Fade attım hadi. Aristo üzgünüm hani gerçek kroni bu değil ya. Hani nerede Cypher'daki çocuğa ne yaptınız oğlum siz? Hani arkadaş ortamında. Neyi konuşacağız? Ona geleceğim tamam Emir. Tamam yukarıda geleceğim ona. Abi vokal mixinden emin miyiz? Ya kroni gerçekten ne oldu sana abi? Senin daha iyi bir flow'un vardı. İlk arkadaş. Zaten bayağı zayıf abi. Kesinlikle bayağı zayıf. Hani Geçen yayınlarda bundan bahsediyordum bu arada. İlk arkadaş Ha tabii ya bu kola içiyorum o Dur olabilir. yakalamışken vurdum. Tamam Tamam devam. eyvallah. Tamamdır Musab. Evet fazla Almanya bu da ya. Ya ama yani ya çakaldan iyi olmakla beraber her şeye rağmen çakal diye Abi durdum. sen niye kıyaslarını bu isimler üzerinden yapıyorsun? Aynı tarz çünkü kanka bu da aynı sound. Evet. Çakal değil bu arada yanlış söyledim. Geçen hafta biz neyi dinledik? İsim. Organize. Hani... Hani en son dediğimiz organizenin benzer kafadaki işinden iyi olmakla beraber yine de bayağı kötü iş abi. Balkan söylemedi, ben söyleyeyim, üzgünüm. Tamamdır. Çünkü geldi o ucuna kadar dilini hissettim onu. Dur. Okuyacağım bir yorum vardı. Nerd Samurai demiş ki günümüzde MC'liğin globalle yarışabilmesi gerekmiyor mu abi? Artık maddi imkan farkı yok. Ve iyi MC olmak para gerektirmiyor. Acaba biz mi önyargılıyız diye düşünüyorum bazen. Mesela Şehinşah Türkçe yapıyor ve globaldeki birçok MC'den iyi değil mi abi? Dev albümü vesaire. Türkçe kullanma kompleksi ve stili anlamında diyorum. Ya globali nereden yakaladığında böyle neyi dinlediğinle alakalı olarak değişebilecek bir cevabı var bunun. Ya şöyle ki tamamen rap müzik bazında bakıyorsak evet Şehinşah gerçekten bayağı iyi bir MC teknik olarak.
burada hani dil bariyerini falan da ortadan kaldırırsak, ama şimdi şöyle bir şey var. Örnek veriyorum. Evidence'da şeyin şahın hiç ortak noktası yok ya, kıyaslayamazsın. Ya keza Türkiye için atıyorum, ya da Scarlord'la atıyorum Aristo'yu kıyaslarsın. Aristo yanlış anlama bunu. Hani oradan tarz olarak diyorsunuz, mevzu için söylemiyorum. Hani scream vokal veya trap metal örneği için bu örneği veriyorum. Ama mesela şimdi gidip de Scarlord'la sağ yanı karşılaştıramazsın. Ya da Scarlord'la Ege Çubukçu'yu karşılaştıramazsın. Yani baktığımız zaman. Hani yani burada burada konu şuna geliyor bence. Bizim Türk MC'lerin ne hedeflediği. Hani ne ol hayır, ondan bahsetmiyorum. Hani çıta olarak hani nereye oynuyorsun? Tamam, çünkü her türlü para var. Ya, yani ben bugün atıyorum prodüktör olarak Amerika oynayacağım, ama ben hani Türkçe vokal de yapma, tamamen enstrümantal camiaya ilerlemek istiyorum diyorsan, benim şu an sound'umu bayağı bir değiştirmem lazım. Daha bir lo-fi'ye dönmem lazım ya. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya da işte ben Amerika'da mainstream oynayacağım, ya da işte ciddi ciddi İngilizce rap yapıyorum ve Amerika'da atıyorum underground camiaya oynayacağım diyorsan, sizin beklentileriniz ve bu sefer işte kıyaslanacağınız şeyler çok değişiyor. Hani ben bizim çoğu MC'de daha kendilerini ne yapmak istediklerini, düşündükleri, karar verdiklerini ve veya bunun üzerine düşündüklerini zannetmiyorum. Birçoğunun. Çok kararsız işler. Hani bir şey tuttu, hadi bunu da yapıp, Mali'nin demin elinde işaret ettiği gibi. Hadi bu bir şey tuttu, hadi bunun benzerini yapalım. Bu arada bunu şey üzerine söylemiyorum. Hadi bunun benzerini yapalım, biz de bunu paraya çevirelim, nakite dökelim kafası var. Ama yani uzun vadeli kariyer planınız ne abi sizin? Ben bu konuda çoğu kişide kararsızlık görüyorum yani. Hatta hiç üstünde düşünmemişlik görüyorum yani. Sen ne diyorsun? Çok ciddi konulardan bahsediyorsunuz. Benim kafam zaten gitmiş. Şu an hiç giremeyeceğim bu olay. Yani evet, Halilcan'ın dediği gibi, bak Şehinşah da düzgün hani şarkıları tekrar mix etmek ya da işte vaat ettiği zaman da şarkı çıkaramıyor. Gerçekten üstüne ne kadar düşündü acaba? Ki Ufuk'u ben severim. Yani MC olarak da, insan olarak da severim, ama yani şimdi Şehinşah globalde kıyaslayacağım bir isimdeki profesyonelliği Şehinşah'ta görebiliyor muyuz? Ya da herhangi bir Türk rapçide. Yok, senin öyle bir iddian olmadığını biliyorum Nur Samuray. Ben genel olarak hani senin söylediğin üzerinden genel bir çıkarımda bulundum. Hani bir piyasa okuması yaptım diyebilirim yani. Bakıyorum. Dil önemli bir bariyer değil mi ya global hedef için? Abi şöyle, önemli bir bariyer. Sound ve iyi PR'la bu bariyeri çok kolay kaldırmak mümkün. Mesela Say, Güney Kore'den çıktı. Hollywood'da adam şu an. Tamam, One Hit Wonder. Hani bunu çok iyi bir kariyer örneği vermeyeceğim, ama ticari oynuyorsak da hani One Hit Wonder başka hiçbir parçası bir daha onu o parçanın yanına ulaşamayacak veya öyle bir trend yakalayamayacak büyük ihtimalle. Ama başardı. Ya da özellikle hani bu rapten çıkarıyorum konuyu biraz daha. Hani Almanlar Krautrock diye bir şey yaptılar abi. Yani bütün hani bir dönemin ağırlıklı olarak hani progresif rock'ını şekillendiren dil Almanların diliydi yani baktığın zaman. Hani sound'u da onlar belirledi. Bu tabii ki İngilizce icra edildi, ama bu çok ciddi bir bariyer olmayabilir ya. Ya mesela bir de şey var mesela. Bir de bazen yerellik daha çok işe yarıyor. Yine rapten çıkıp bir örnek vereceğim. Tarkan Türkçe yaptığı parçalarla bayağı bir ünlendi. Hatta global Amerika'da Türk günlerine falan gitmek bile o dönem için, o yıllar için çok büyük bir şey sonuçta yani. Özellikle Rusya'da falan. Ve hani Avrupa'da falan da hani Türk olmayan kitlesi Avrupa'da da. de vardı ve Tarkan ben globale oynamalıyım kafası İngilizce bir albüm yaptı ve bildiğimiz şarkıların İngilizce versiyonları da vardı o albümde. Albüm ve Tarkan'ın elinde patladı albüm abi yani. Mesela Bu mesela arada dil bariyeri burada, dil Türklerin bariyeri mevzusu burada çöp oldu gitti yani. Çoğu da bilmiyor mesela Tarkan'ın var bunu. Yani. Hani burada da tutmam o bildiğim kadarıyla. Buna bir örnek, çok uçuk bir örnek olabilir ama bizim bu Türklerin yaptığı hani gerçek, zaten birkaç kere konuşmuştuk bunu da, gerçek anlamda hani Anadolu Rock dediğimiz şey vardı ya, sanki demokratların etkileri. Selda, yani Selda Mesela Bağcanlar falan, sen 70'lerin Anadolu mesela rock'ını diyorsun. evet evet Erkin evet Koraylar mesela falan. şu an hani evet şey din hani streaming olarak globale oynuyor diyemeyiz ama bayağı ciddi bir kitlesi var onda, Evet hatta evet evet. yeni yeni gruplar çıktı işte Türkçe Ya yapan ve Avrupa'da müzik yapan. hatta Selda Bağcan hani Türkiye'de bir dönem bayağı popülerliğini kaybetmişken sadece Avrupa'ya konsere gidebiliyordu. Yani çünkü şeyi hatırlarsın. Selda Bağcan son 6-7 senedir tekrar bir popülerlik kazandı. Bir çeşit sample mevzuları. Yani sadece bu sample dediğim Mos Def mevzusundan bahsetmiyorum. Yani Türkiye'de de Evet. coverlama mevzuları falan filan tekrar popüler kazandı, ama bizim çocukluğumuzda mesela eşelemen lazımdı bulman için. Bayağı bir Yani unutulmuştu.
bu kadar popüler değildi ve o ara sadece Almanya'ya, Fransa'ya konsere gidebiliyordu yani mesela. Birkaç güzel yorum daha vardı. Onları da okuyayım burada ilerlemeden. Ozan, Alchemist, Mesela Alchemist Evidence gibi örneklerin, Isaac Rock gibi örneklerin çok nadir adamlar olduğunu biliyorum. Hani şeyden bahsediyorum hani yani sanatçının niyeti ne, hedefi ne? Hani çünkü bazı isimlerin kariyer planlamasını çok net görüyorsun en başından. O açıdan örnek veriyorum. Hani bunu şey olarak düşünme. MC skill'ı ya da prodüktör skill'ı olarak düşünme. O yetenekler bazında konuşmuyorum ben bunu. Ya da beğenme ya beğenme abi. Fit. Sen çok başarılı kariyer yönetimi yani. Hani kim yaptığı bir hatayı çok güzel telafi etti ve lehine kullandı yani adam daha sonrasında. Hani Ghetto Kur'an parçasından sonra sen hani ölümden döndü, hiçbir stüdyo kayda kabul etmiyorken sonrasında adam hala bugün yaptığı şeylerin ekmeğini yiyor yani. Kariyer müziği beğenme ama kariyer planlaması bazında bu çok iyi bir örnek. Ya da daha da iyisi Wu-Tang Clan. Abi Rıza tamamen aşama aşama her sanatçının farklı label'la solo işlerinde anlaşmasına kadar planladı, tasarladı bu işi. Türkiye'de çoğu kişinin ben böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Zannetmiyorum değil, Sufi yok yani. bahsettiğim gruplardan biri oydu bu arada. Altın Gün'ü bahsettiğim Altın Gün gruplardan daha biri. güncel Ya bu hatta, arada evet. Selda Bağcan'ın İsrail'de bayağı kalabalık kitlelere. Gerçi oradaki İsrail'li grupla ortak yaptığı işten dolayı biraz da büyük ihtimalle ama bayağı kalabalık kitlelere tempo tutarak falan Ya keza insan şey katıldığı konserler var. İsrailli bir metal grubu vardır. Orphanland diye abi. Erkin Koray Öyle sample'da. mi? Erkin Koray sample'da. Erkin Koray coverladılar kendi albümlerinde falan. Hani konser dışında falan da yani. Evet Ya yani bu... yine söylüyorum streaming olarak o kadar hani Evet. beklediğimiz şeyde değil ama kendi kitlesi oluştu mesela bunun Ya iyi ama dil kötü. bariyeri konusunda Sufyu tamamen haksız değil. Gerçekten İngilizcenin ana... Yani ana dilin İngilizce ise ve müzikle uğraşıyorsan abi... Bir tık daha öndesin. Kabul. Hani global endüstri bazında. Yani Ama... onu tartışmaya bile gerek yok. Evet ama şey var. Bu Tarkan örneğini biraz da ondan verdim. Yani senin ana dilin bu değilken bir de tekrar hani globale oynamak için ben hadi dilimi değiştireyim dediğin zaman bu sefer elinde patlar. Çok büyük ihtimal elinde patlar. Çünkü insanlar zaten senin yerel olduğun için, farklı olduğun için sevmişlerdi. Globalde de. Bir iki yorum daha var bu konuyla alakalı. Onları okuyayım hızlıca. İlerleyelim. Zari demiş ki dinleyiciden talep yok. Çünkü şu an rap dinleyenlerin birçoğu popüler olan işleri takip ediyor. MC'ler de buna yönelik parça çıkarıyorlar demiş. Ve artı koymuş devam edecek muhtemelen yorumuna diye. Evet. Lyricist MC'lerde mainstream denemesi yapanlarla aynı pazarlama stratejisi ve şarkı yayınlama periyodunda üretim yaptığından kendiliğinden çıkan işlerin kalitesi düşük olabiliyor demiş. Katılıyorum evet. Yani bunun en basit örneği işte Impala. Hani mainstream MC değil ama sanki mainstream MC'miş gibi bir her hafta parça veriyor. Ve biz burada yayında, hani bugün dinlediğim için diyorum, her hafta bu parçaların çeşitli eksiklerini fark ediyoruz. Olmamış şekilde geliyor. Buna böyle bir örnek verebilirim evet. İspanyolcayı bir yerde konuşmuştuk biz yine yayınlardan bir tanesinde. İspanyolcanın bayağı dehşet bir kitlesi olduğu için yani İspanyolca ana dili olan bayağı büyük bir topluluk olduğu için o da normal. Aristokares'e Selda Bağcan için şey demiş. Sample değil tamamen Umut sample değil tamamen Umut Kuzey sayesinde susundum bence demiş. Ya Türkiye'deki festival tekeli Umut Kuzey olduğu için yani siz Milyon Fest'in organizasyonlarında yer alabildiğiniz sürece varsınız büyük oranda. Bu doğru Aristo ama yani şey değil. Globalde Selda Bağcan'ın popülerliğine popülerlik katan hani biraz da şey oldu. Grammy adayı parçanın kendisinden sample'lanmış olması oldu yani Mostef'in zamanında. Ya o dönem bir de şöyle bir şey oldu mesela Mustafa Özkent'in plağı biliyorsundur takip etmişsindir Çok da belki. severim ben Mesela biliyorsun. Sen hatta plak aldın da bende evet. hiç plak yok. Severim ben Mustafa Özkent. Ben imzalattım bu arada Biliyorum biliyorum biliyorum. evet. Çok küçük bir hava attım. Adam mesela İngiltere'de mi ne plağını bastılar yanlış hatırlamıyorsam. Lopez. Ondan sonra bitti o tekrar basıldı falan. Bayağı ciddi bir satış şeyine ulaştı. Yani iyi yönettim onu. O bir soru işareti ama. Yine aynı döneme tekabül ediyor hemen hemen. 3 aşağı 5 yukarı. Abi ya da şeyden örnek vereyim. Twitch'ten belki bilirsiniz. Ercüment abi. Ercüment Orkut. Çok büyük müzisyen. Hani gerçekten. Ve Türkiye'de hani sonuçta hani jazz piyanist adam. Yani Türkiye'de ne kadar kitlesi olabilir ama hani yurt dışında çok saygın. Biraz da bu alıcı dediğim gibi siz neyi hedefliyorsunuz? Amacınız ne? Yani bu şey örnek şeyde örnek vereceğim. Yani rap falan daha popüler janralar da atıyorum. Siz çok başarılı bir caz müzisyenisinizdir ve kitleniz vardır ama bunun Türkiye'de hani genele yayılıp da sizin mainstream sanatçı olma şansını size vaat etme ihtimali yok bunun anladın mı hani? Çok kötü kurdum cümleyi de yani. Bu imkanı O yok zaman abi. orijinal baskılara genç şekilde el ele de dahil mi? Dönem baskısı eğer öyleyse adresini ver. Sadece kapıdan uğrayacağım. Başka bir şey yapmayacağım.
Teşekkür ederim. Bir daha bir kahve alayım ufak bir mola. Tamamdır abi, tamam. Uzamışken. Bir de köz yakayım gitmişken. Hemen geliyor. Yok Abdurrahman, hatta Mali gelene kadar hadi gol golümüze devam edelim. Ben şey de söyleyeyim. Barış Manço'nun Japonya mevzusu var. Gerçekten Japonlar bayağı seviyor ama şöyle bir olay da var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ekşi Sözlük'te okuduğum bir araştırmadan şey getiriyorum. Japonların bir tarikatı nedense Barış Manço için konser verdiği için ağırlıklı olarak o tarikat ekseninde Barış Manço Japonya'da çok popülerdi. Oranın fetosu gibi bir şey midir bilmiyorum. Ayrı mevzu ama yani. Bütün Japonya genelinde Barış Manço'nun aşırı popülerliği diye bir şey yok ama Malin dediği dönemde Anadolu olarak ekolünde Barış Manço da hani o janrını sevenleri tarafından takip edilen bir global sanatçıydı, doğru. Ama bu Japonya'daki ekstra bir süperstarlık durumu galiba o tarikat ekseninde diye biliyorum. Yok deniz siyasal İslam değil ya. Hani örnek vermek için FETÖ gibi dedim. Ama yine din odaklı bir oluşumdu yani, onu hatırlıyorum. Merdo, Estonya'da Şahin Dekak dinleniyor dedi. Yorumlarınıza bakıyorum. Burada demolarımız falan da var bugün, merak etmeyin. Daha yine sohbet şansımız olacak. Veteran demiş ki evet abi, tarikat tarafından getirilmişti ama onu takip eden kitle tamamen tarikata bağlı değil diye biliyorum diyor. Eyvallah veteran. Türk değil abi ya, yok. Bayağı özbeöz Japonların kendi yerel inançlarına ait bir tarikattı diye hatırlıyorum. Yani onu araştırıp Discord'a atarım ya. Ama dediğim gibi bilginin sağlamlığı hakkında %100 emin değilim. Ekşi Sözlük'teki bir yazar araştırmış bayağı detaylı. Dokümanla, belgeyle gelmiş ama ne kadar doğrudur bilemem yani. Miraç geleceğiz, Mali'yi bekliyorum. Direkt infaza geçmiyoruz ama geleceğiz yani, az kaldı. Mali geldi. Geldim. Abi bir 10-15 dakika sonra tekrar alıma gidersem tamam, iyi olur. Biliyorsun yok. Benim yayından önce söyledim. Tüp bittiği için şu an elektrikli de yaktım. Evi yakmıyor. Aristo, bugün yayına girmeden son bir demo daha aldım. Kapattım. Bir tane vardı diye diğerlerini görmedim. Haftaya bakarım sana ayıp olmazsa. Sen bana at yine ama haftaya bakarım ben. Sırada. Aa, şaşırdım şu an. Sen de şaşıracaksın muhtemelen. Çıktığını bilmiyordum. Sık kafama. Ne o? Geliyor. Tetik. Ne? Tetik, kaybettik gidenleri. Geliyor. Serkan abi dir muhtemelen değil mi? İsyan tetik çıkarsa çok gülerim yalnız. Ben fade attım. Abi gerçekten Serkan abi seni de çaldılar. Beni yine aldılar. Selamlar, görüşürüz yazmış. Abi ben de gerçekten görünce hani şey sandım hani. Gündüz Emir listeyi yaptı. Sen böyle hani eskiden falan kalmış yeni bir kayıt olayını falan seninle konuşmuştuk zaten planlarımızı da. Yeni bir şey kaydetmedin. Eskiden bir şey falan verdin herhalde sandım ben böyle ilk. Görünce sevindim hatta. Ve hevesim kursağımda kaldı şu an. O zaman Serkan abi gelip bir akapella yapman yok mu falan diyor. Yayını bambaşka formata sokuyoruz. Ben hakikaten eskiden yayınlanmamış bir iş falan vardı diye bekliyordum. Bambaşka bir şey duydum yani. Aynısını chatte var diye Aristo'dan da isteyeceğim ama çok korkuyorum çıkacak şeyden, o yüzden istemiyorum. Yok be, abartma çocuk, iyi ki bir tane kötü şey. Bir tane kötü isimli parça. Hayır. Ya tamam, okey, şimdi oldu tamam. Yani. Kötü dedin ve yok. Yanlış yere gidiyordu olay. Öyle bir niyetim yok. Bu bütün parçalarını öyle isimlendirmiyor ya, umarım en tamam. Azından. Ya hali ben de güvenemiyorum farkındaysan, umarım diye bitti çünkü şimdi. Of abi, çünkü bugün yine biz listeyi yaparken Emir'le de konuştuk abi. Bugün bak, bugün sana çalınan isimleri söylüyorum nette de. Ben çalındım. Gerçekten bak. Kim çalınmıştı başka? Bir dakika. Klip olarak
APO ve Burak King çalındı. Bir isim daha vardı çalıntı. Emir hatırlıyor musun ya? En az bugün 3-4 kişiyi falan çaldılar çünkü. Serkan abi de eklendi buna. Serkan abi çok güzel olmuş. Çok beğendim bunu. Ama sana çok benzetemem. Tamamdır Serkan abi. Yok, Barlas Badem değil. Bambaşka bir Barlas var bugün ve müthiş bir parça. Yeni Şahin Dekak benim nikimi taşıyor abi. Ya nikim diyorum, soy ismimi. Oo. Yani bir de gazeteci vardı galiba öyle ama. Mehmet Barlas da ya hiç hayırlı bir insan evladıyla ortaklaşa paylaşmıyorum ben bu isim sayısını kombinasyonunda. Bir tane Mehmet Ali Ayan var. Bir de Mehmet Ayan var, spor yorumcusu galiba. Aa evet, Liyaş Aynız'dan da Emir, doğru. Bir de Liyaş Aynız'dan da bugün. Onları da geleceğim. Abi ben... Yazınca böyle alakasız bir yerden şey çıkıyor. Bu arada ben bu parçaya yorum yapamayacağım. Bari. Şu yüzden ben Serkan abi diye beklentiyle girip Serkan abi çıkmayınca bütün parçadan odağımı kaybettim. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an parçaya dair. Ben de hatırlamıyorum. diğer tetik kaybettik gidenler isimli parçanın sahibi olan tetik. Ya lütfen... Ya ismi ya bir araştırın abi kendinize nick seçerken, var mı, kimler varsa eskilerden saygın birileri mi falan diye bir bakın. Bunu podcast'te koyarken diğer tetik diye koyabilir misin? Evet peki? Öyle yapacağım. Diğer tetik tamam, yazacağım tamam, bu arada. Süper, çünkü tamam. Şeyde de ben ilk şey olmuşum. Mahoji'yi duyunca da ben böyle garip olmuştum ilk. Hani abi hani Mahobi diye bir figür var abi bizim geçmişimizde. Hani ben cesaret edemezdim. Yani ben bir ara geri döndü sandım ilk ismini görünce. Nasıl ya falan dedim. Sonra açınca anladım. Yani neymişti? Ben cesaret edemem ama böyle bir şey yapmaya. Düşünsene Method Man diye çıkıyorsun yani. Hani iyice abartıp falan, anladın mı? Ya da işte Eminem diye parça veriyorsun. Bu gerçi Eminem patentini almıştır muhtemelen. Gerçi çok fazla Eminem olduğu için. Doğru. Bir ara bir tane albüm vardı abi. Direkt Eminem Türkçe kaydı. Hatta o albüm Türkçe değildi. İngilizceydi o albüm bak. Adını hatırlayan vardır belki chatten. Sorhat. Hayır abi. Yok ben yine troll ismi geldi. Bayağı bildiğin Eminem'de ve İngilizce albümdü. Böyle 2000'lerde falan çıkmış bir albüm ama adını hatırlamıyorum şu an. Yani ben gerçekten diğer tetik üzgünüm, yine üzgünüm geldi. Parçayı unuttum abi, ben böyle bir hayal kırıklığı yaşadığım için seni yorumlamıyoruz. Belki de bir açıdan senin için iyidir çünkü birçok insan yorumladığımız için üzgün. Olumlu tarafından bak abi. Sırada. Böyle de çok havalı oldu, birçok insan yorumladığımız için üzgün deyince çok havalı oldu ama. Değil mi? Sırada. Aa ben yine mal gibi kahveyi unuttum ya. Git al. Közü alırken alayım. Tamam bir parça daha deneyim öyle alırsın tamam. Tamam. Sırada. Fro ve Yase daha fazla. Ve Produce by Astral. Hey o. Sevindim. Görmüyordum ben. Geliyor. Okey tamam. Yeterli. Ben fade attım arkadaşlar. Yeterli. Zeydan özür diliyorum. Çok hakkını yedik. Yemişim ya da. Yedik demeyeyim. Ben yemedim abi. Evet. Ben seviyorum. Yine de hani ben sürtük kelimesini kullanmasına okey değilim. Yani çok yapay duruyor yani. En basitinden ama. Çok hakkını yemişiz kızın yani. PMC şaşırtmadı ama ya. Şey değil mi? Nette kaçak versiyonu PMC bandrollü versiyonu değil mi? Biri merdiven altı, biri legal geliyor. Of, üzdü. Hangisi merdiven altı, hangisi legal onu çözemedim. ben de biliyor musun? Emin olamadım ben şu an. Sen git kahveni al geleneyiz. Yok birazdan. O zaman ben gideyim bir su alıp geleyim. İlla birimiz gideceğiz. eğer sen padişahsan emrediyorum. Hadi Baykan. Hadi Baykan. Hadi. Hemen git al. İyiyim arkadaşlar. Teşekkürler. Sormadan ben söyleyeyim. Oo, bak bu sefer önden geldim. Geç kaldın yazsın. Ne yapsak şöyle Baykan'a bir... Abi Serkan abi sen yapma ne olur ya. Oha çok çabuk aldı. Geldim. Çok erken geldin ya. Ben playlist'te böyle oynamalar yapacaktım. Yapma. Netten mi siliyorsun sen yine? Yok. Kaç haftada dinlemiyoruz? O da benim hakkım ekleme, ya. Ekleme yapacaktım. Yok.
Küçültmüşsün suyu. Yo. Tamam, okey. 1,5 litre yine. Şey ben, niye küçük gördüm ben? İyi değiliz. İkimiz de iyi değiliz. Parça hakkındaki görüşünü alabilir miyim? Ağzımda su vardı Ha, Baykal. görmedim, ben de gözüme baktım. İyice saldık biz bu arada yani. Evet, abi çünkü Akıyor ama nasıl gidiyor belli abi değil. yani böyle hani bu kadar kötü haftalarda ister istemez düşüyoruz abi ya. Ben zaten çok düşük geldim ya. Çok sağ Evet. olduğum yanıl yani. Abi şarkı hakkında bence yorum yaptık ya işte netleyle kıyasladık. Bitti bence orada. Daha yorum yapmaya gerek var Ha, mı? yeter diyorsun bu kadar kısa, tamam. Bence yeter ya. Sen ekleyeceksen bir şey ekle ama. Yo, Ben o zaman iyi bir şey göremedim hani konuşacak üzere. yine ben şey yapalım diyorum abi bu arada. Ne yapalım? Kaç demomuz var bakayım. Yine daha önceki haftalarda hepsini tek ardı ardında değil, hani bölüp bölüp dinliyorduk ya yine. Bir üç demo dinleyelim derim. Ne dersin? Şöyle başlasak o zaman. Ben senin attığın demoyu çok ucu ucuna yetiştiğim için indiremedim. İstersen hazır olanlarla başlayalım. Tamam, sen Boş onu bir yere tarafta falan. indirirsin. Sonra indireyim ben. Tamamdır. O zaman ilk demomuz nerede? Burada. O zaman Cin, Rhyme Katili geliyor. İlk demomuz. Demolardayız arkadaşlar. 3 parça bir demo dinleyeceğiz. Evet, ben geçtim. Nasıl buldun Mali? Önce senden başlayalım. Ben biraz daha detaylı girerim çünkü. Okey abi. Ben objektif olarak şunu söyleyeceğim. Eksikleri var mı? Var. Tamam, Var var okey. var. Ama okey ama yine de bence şu ana kadar bugün dinlediğimiz en iyi şarkı buydu. Katılır mısın bilmiyorum ama. Ben demo diyebiliyorum yani, sizden gelenlere atıldı abi. Sizden gelenlere genelde demo alıyoruz biz. Ama klip falan çekildiğine göre bu muhtemelen yayınlanmış iş. Ama şey değildir, hani profesyonel bir aracıdan falan değil. Cin'in, yani kendisi aramızda yayının başına görmüştüm. Berk Sevinç'in kendi kanalından geliyor. 232 abonelik bir kanaldan geliyor. Yani şey değil. Hani Netde'den ya da işte profesyonel bir dağıtımcıdan gelmiyor bu işine yani. Ama demoda olmayabilir bu ihtimal yani. Final parça belli, klibi var çünkü yani. Şey var. Demo olarak değerlendiriyorsak gayet başarılı. Cin bizim ilk yayınlarımızdan birinde en son bir de bize bir parça göndermişti. Hatırlıyorum. Onu Hani hatırlamıyorum. Onu yorumumuzu hatırlamıyorum hatırlamıyorum. net olarak. Çünkü bayağı bir 6-7 ay öncesinde ilk yayınlarımızdan birinde atmıştı. O kadar oldu mu ya başlayalım? Net yorumumu hatırlamıyorum ama yani parçayı, o parçayı hayal meyal hatırlıyorum. Oradan daha iyi bir noktadayız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Abi bu beat'teki sürekli davul değişimi iyi bir fikir gibi gelmiş. Hani free beat'se bile, ama dinleyiciyi çok koparıyor. Çünkü sen o davul değişimine uymak için sürekli bir flow değiştirme çabasındasın. Ritmi yakalama çabasındasın, ama bu abi bir kakofoniye sebebiyet veriyor. Çok kalabalık geliyor her şey burada bana. Sana da öyle geldi mi bilmiyorum dinleyici olarak ama. Evet. Şöyle bir saniye seni Bu iyi bekleteceğim bir tercih abi. değil. Yani şeyin sonunda boşluk adı olduğu için göremiyorum da. Produce by şeyi var da ona bakacağım. Free beat Yani olma Facebook ihtimali de diye var mi? yani. Eski parça MSTF yayında izlemiştim, bayağı olmuştu denmiş. Yok abi. Değil Freebit. Muhtemelen şöyle. Çünkü genellikle böyle Turkish trap listeleri oluyor ya. Yok. Prodüktörün Sufi adını görüyorum. aratınca oradan çıkıyor. Nette'ye hatta şarkı vermiş. Anladım. Geçen Mayıs'ta. Şeyi Yani aynı gördüm. isim olması düşük ihtimal muhtemelen. Ben de Produced by Cricket'ı gördüm ama Cricket hani bildiğimiz bir isim mi, hani yani bir Türk arkadaş mı, yoksa işte bir free beat üreten birisi mi, onu bilmediğim için dedim. Beat free mi değil mi diye, ama bu hani bu beat iyi bir beat tercih değil abi. Hani Türk abi şöyle adını aratınca şey çıkıyor mesela. Milliyet'te Doğulu Trap ve Amorf yazan bir yazı mesela çıkıyor. Yani bir tane arkadaş ya da hani almış yani. Evet değil ki. Evet Zardi, bahsettiğim o yani. Burada sözlere ve flow'a odaklayayım dediğim zaman hani beat arkada bir gürültülü kakafonik geliyor yani, açıkçası. Beat'e odaklandığım zaman da sözleri kaçırıyorum. Taksim Dayı trap remix yapmış Türk'tür demiş Sufyo. Eyvallah Sufyo. Ama yani önceki attığı demoda vokali hakkında daha kötü şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Yani net olarak çok beğendik demediğimi biliyorum ama çok kötü de bulmamıştık. Hani zaten biz burada genel olarak demolardan yana bir korkunç bir şeyle karşılaşmıyoruz kolay kolay gelenlerde. Benim demolardan çalmanı istemek dediğim şey var ya. Şarkı var. Şey yani bunda da umut vadeden şeyler var bence hala. Ama dediğim gibi bunu zor tahmin edilmesinin en temel sebebi buradaki davul değişimleri beat'teki.
Çünkü vokal de ister istemez ona uygun gittiği için karman çormanlık var yani işin içinde. Şey Emir Kemal, senin söylediklerine skit yapan bir arkadaş var dedin. O dur, aa çocuğun ikini unuttum. Aa terk. Belki o bence çok çok komik ve güzel bir tercihti. Evet terk. Evet. Sırada. Ne var? Daydreamers ve Nonsmokers, The Second ve Da Hakan, The Heat. Bu da İngilizce bir parça bu arada. Arkadaşlar Türkler ama bize geldi. Bizim 5 Element'e ve Discord'umuzda haftalık listelerini atan arkadaşlardan biri olan Enes'in yakınıymış. Enes attı abi, bunu da bir inceleyebilir misiniz? Yakınımın işi diye. Bu da muhtemelen demo değil ama hani bu da klipli diye hatırlıyorum. Bakacağım. Bu videoda yaş kısıtlaması mı var? Yapma. Öf. Bunu şu an getiremiyorum. Onu ben en kötü YouTube olarak diğer demolarla getirmeye çalışacağım. Ya da şöyle yaparız, indirip dinleriz en kötü. Evet. Şey var. Popal senin geçen haftaki dinleyemediğin, benzer şekilde dinleyemediğimiz demonu ben bugün indirdim. Onu bir sonraki partide dinleyeceğiz. Hani bir sonraki partide diyeyim hani 3 demo 3 demo gideceğiz demiştim yani. Diğer üçlü de onu dinleyeceğiz. O zaman Abdurrahman bu senindi değil mi? Pia Medir, Reva demo geliyor. Parantez içinde demo yazıyor zaten. Evet. Ya burada sizin eleştiriniz noktaya ben aslında olumlu yaklaşıyorum. Bir taraftan kötü, bir taraftan olumlu. Ama önce Mali başlasın, ben öyle diyeyim. Öyle gireyim. Hangi şeyden bahsediyoruz? Abi Yorumdan beat beat'ten şey. Beat çünkü şeyin şu an milyon mi? live beat'i bu. Hani bunun üzerine şeyin şu anda verse'ü var. İster istemez insanlar şeyin şu anda kıyaslıyor çünkü o yüzden. Hani bir tercihi biraz Onu bir aç sorgulama. istersen de öyle başlayalım. Ya olumlu olumsuz kısmını. Şimdi girdin bölünmesin. Şey inşallah milyon yok ki listemde, niye açıyorum? Hayır. Dedin yani o hem olumlu hem olumsuz yaklaşıyorum diye. Onu bir anlat istersen de. Yo sen gir. Ve ben ona geleceğim. Hani çünkü o şey benim Okey. kendi görüşüm. Benim kendi görüşüm o yani, illa şey değil. Teknik bir şeyden girmeyeceğim. Okey anladım. Hı Tamam hı. peki. Ya ben o şeyi hatırlamıyorum. Şeyin şu an milyon live'ın. O yüzden hani o gözle dinlemedim. Bir şey diyemiyorum onunla ilgili. O yüzden sen açıklarsın sonra. Hı. Ya çok emin olamadım ben şu anda. Ya şöyle benim şeyleri düşünüyorum. 2000'lerin başında böyle kendi kendime size fotoğraf gösterdim ya geçen hafta. Saçma sapan ergenlik fotoğraflarım. İşte o dönemde yaptığım şeylere benziyor falan. İşlere benziyor. Ama yine bence birazcık daha hani vokal kalitesi ilerlerse fena işler çıkmayabilir gibime geliyor. Mesela benden çıkmazdı yani. İlerletebileceğim bir şey değildi mesela. Ben çok zorlamadım ondan sonra ama ilerlerse bence fena olmayan bir yere doğru gidebilir gibime geliyor. Ya benim Anladım. vokal rahatsız etti birazcık orada. Evet, Emir ona geleceğim. Ama bu genel olarak zaten demolarda karşılaştığımız bir şey. Hani bir aile evinde İşte evet olmanın benim demeye etkisi. çalıştığım oydu ya işte. Aynen geçen hafta konuştuk diye girmedim de o çekingenlik hissiyatı. Doğru farkındayım. Özür dilerim ya. Bunu istemsizce O yapıyorum. Haklısın ama. çekingenlik hissiyatı anlattım ya geçen hani şey dayım gelip ben şurada namaz kılıyorum siz devam edin dediğindeki şey yani. Onu hissettim ben buram buram. O yüzden birazcık güldüm böyle kendimi görmüş gibi oldum. Bu sana değil, burada Yiğit'e yaptım. Yiğit Ayran demiş ki hocam Daydream'ın şarkısının kısmını kaldırdı arkadaşlar, şimdi beni aradılar demiş. Tekrar deneyeceğiz şimdi, Süper. sorun yok. Ona şey Peki. yapıyordum okey diye seni bölmemek için. Abi Okey. şu var, dediğin gibi hani aile yanında yaşamak işte, ve alışmamış olmanın verdiği bir çekingenlik hissiyle zaten o görmek istediğim tiyatral vokali kolay kolay demolar seviyesinde çoğu zaman göremiyorum zaten. Hani bu şey var. Hani ve genelde bu arkadaşlar profesyonel ya da yarı profesyonel diyebileceğim hani home stüdyodan bozma kayıt evlerine gittikleri vakitte genelde orada yönlendirecek, cesaretlendirecek biri yoksa bunu yenmeleri biraz zaman alıyor. Geçmişte de çok çok isimli örneğini gördük bunun yani. Buradaki esas temel sıkıntı biraz prozodi ve diksiyon problemi benim için. Hani kelime telaffuzları ve nefes kontrolünde de yer yer problemler var. Ama bunlardan öte ben burada şeye katılmıyorum. Şu açıdan zor. Önce olumsuzunu söyleyeyim. Hani bilindik Okay. bir beat. Şehinşah'ın Milyon Live'da kullandığı hani beat'i kullanmanın olumsuz yönü şu.
ister istemez zaten Şehinşah dinleyen birisi ise ki yani bu beat'i tercih ettiğine göre. Çünkü aşırı popüler bir beat değildi. Şehinşah kullandıktan sonra biraz bilinirliği oldu. İster istemez abi Şehinşah öykünmelerine fazla kaçabilirsiniz, bu olumsuz şey. Hani bu da birini istemsizce fazla dinlediğiniz biri için de esinlenme burada söz konusu. Kopyalamanıza sebebiyet verebilir. Bunu kasıtlı yapmak zaten sıkıntı ama istemeden de böyle bir şeye sebebiyet verebilirsiniz. İkinci güzel, bence olumlu tarafı da şudur. Ben de mesela hani üst kayıt alsam da almasam da mesela atıyorum şey. Örnek veriyorum, Shook Ones'ın enstrümantalini açıp üstüne söz yazıp flow denemeyi seviyorum. Çünkü şey var, önünde kendini kıyaslayabileceğim bir örnek de var bir taraftan. Challenge kafası biraz. Evet. Yani şey değil. Orada çok iyi bir prodigy var mesela. Ben o beat'e örnek verdiğim için aynı şarkıdan gidiyorum. Aynen. Prodigy'ye ne kadar yaklaşabileceğimi test ediyorum. Olmadı mı? Bir daha yaz, bir daha test et mantığı. Bunu test etmek açısından güzel ama işte bunun kötü tarafıysa dinleyiciye bunu profesyonel sunarsan zaten bunu profesyonel sunmaman lazım. Yani atıyorum bize demo olarak geldi de atıyorum. Bu beat'in üzerine parça yapıp dinleyin diye insanlara sunmak bir sıkıntı. Çünkü ister istemez no name birisi olarak Şehinşah'la kıyaslanıp aynı verse içerisinde gömüleceksin. Ki kaldı ki Konukar'ın mix evinde de konuştuğumuz konu. Evet. Konukar. Ben hatta orada Ya bile bir... Konukar'da olsan çok şey değil, Evet. abartılı bir yerde olduğu için değil. Yani tanınmış bir isim de olsan Evet sıkıntı evet evet. çıkar. Ben birçok parçanın orijinalini bildiğim için odaklanamıyorum mesela bu tarz Evet. şeylerde. Böyle bir sıkıntıyı yaşarsın. İkincisi ise işte bu dediğim kontrolü sağlayıp o challenge kafasında birebir oradaki MC'yi taklit etme kafasından çıkıp da ben ne yapabiliyorum denemediğim müddetçe seni çok fazla kopyalamaya yetebilecek bir tercih bu. Okancığım hoş geldin. Geldim. Benim bunları tavsiye olarak zaten sen yontup almışsındır Abdurrahman. Hani çok uzun cümleler kurdum çünkü. Hani neyi kastettiğim ama bence dediğim gibi olumlu yönü de var böyle bir tercihin, olumsuz yönü de var. Direkt olumsuz olarak görme yani. Ama dediğim gibi challenge kafasında gitmeni daha çok tavsiye ederim. Çünkü Ama ben şeyi de görmek isterim ya. buradaki flow da çünkü çok Şehinşah. Hani onun fikrim hani denenmiş en azından. Hani Şehinşah denenmiş çünkü. Şeyi de görmek isterim hani, o çekingenliği yaptıktan sonraki Evet, iş evet, nasıl evet, çıkacak, onu evet. da görmek isterim, ben onu merak ettim. Yani biz hevesini kırmak için bunu söylemiyoruz. Yanlış anlama bizi yani. Sırada kaldı şey kısıtlamasını kaldırmışlardı demişti arkadaşımız chat'te Yiğit. O zaman bir önceki global İngilizce demomuza tekrar bakalım. Daydreamers ve Nonsmokers, The Second ve The Hakan The Hit tekrar geliyor deniyoruz. Abi Yiğit sen bu parçada var mısın? Yoksa sen de Enes gibi bu arkadaşların arkadaşı kontenjanında mısın burada? Onu bir sorayım. Evet, Çikolata getiren arkadaşlardan mı yoksa? ikilinin adı Daydreamers and Nonsmokers. Evet ve düette de The Second ve Daha Hakan var. Houston mix'i gerçekten o Chop Town Circuit hiç sırıtmamış sonunda abi. Tebrik ederim. Şu ana kadar günün en iyisi. Menajerleriyim abi. Yiğit çocukları tebrik ederim. Ya çocuklar dediğim muhtemelen aralarında benle eşit insan da var. Yani orada çok genç olmayan birileri de var çünkü. Ha, 20'lerinde olmayan insan da var orada galiba. Abi çete şey geldi. Bu topraklardan niye böyle ses çıkmıyor geldi. Halbuki Biraz mix sıkıntısı var. Özellikle ikinci ve üçüncü verse'lerde hani vokali duymak için odaklandım bayağı hani. O evet. çok altta kalmış vokal orada. Nakarat tertemiz. Yasin abinin yorumu var. Yasin abi diyorum ya. Bizi andı ve Yasin. Serkan abinin yorumu var. Onu bir okuyacağım. Serkan abi demiş ki sevgili Tetik, sanırım bu müziği İngilizce dinlemeye alıştığımız için Türkçe duyunca aynı etkiyi vermiyor. Dublajlı film gibi kalıyor Türkçe rap şarkıları. Burada devreye girmesi gereken şey de benim için önemli olan lirik kalite demiş. Katılıyorum. Dediğim gibi son iki verse'te biraz altta bir vokal olduğu için lirikleri biraz kaçırdım orada ama ilk verse'te mesela lirik kalite de bence okey. Ve doğru aksan var. Yani o sırıtan şeyi duymuyorum. Hani o yapay aksan vardı ya zamanında Mr. Brown'da falan çok olan hatırlarsan. Yani şey, çünkü o belliydi hani İngilizce vokal ama Türkçe gibi düşünüp Türkçe gibi vurgu yapılıyordu ya verse'te. Buradaki vurgular falan da abi olması gerektiği gibi. Nakarat tertemiz ve Veteran'ın güzel bir yorumu vardı. Hani benim Berkcan'ın albümünde duyma beklentisiyle girip duyamadığım Emir Taha bu parçada var diye. Gerçekten çok yakın bir vokaldi. Ben İyi ilk anlamda duyduğumda direkt söylüyorum. onu, evet, ben de ilk duyduğumda direkt onu Evet. anımsadım. Bu demo gelmese de bu arada bence haftanın en iyi işi şu an. Demo Demo gelme abi gelmemiş. maalesef işte öyle bir şey var ki bu insan kayırmaca düzeni var ki demo olarak bize bir şekilde Enes'i biz tanımasak falan bu bize gelmeyecekti ve biz böyle bir şey dinleyemeyecektik. Bu Önümüze bu arada su çünkü tamamen bu bize bağımsız çıkmış bu arada. önerilerde keşfette falan maalesef çıkmıyor bu bize. Streaming servislerinde vesaire. Çıkmıyor yani maalesef.
Hatta bence son 2-3 haftada dinlediğimiz işler içinde değil küçe girer. Abartıyor olabilirim Yo, ama bu benim için şu öyle bir ana kadar hesabım günün en var. iyisi. Belki biraz kötü bir haftadayız. Fikrimin değişeceğini de çok sanmıyorum. Önyargılıyım Ben de şu an diğer sanmıyorum. işlere karşı ama günün en iyi işi tebrik ederim abi. İkinci kez Ya günün en iyi işi bir şöyle demo oldu abi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ya ben şöyle kitlemizden memnunum yani. ben hani çil kafadayken de açar dinlerim. Normalde de Yo, ben bunu özellikle açar dinlerim. dinlerim Ben bunu muhtemelen. dinlerim. Ellerinize sağlık abi. Süper. Beat the second. Abi tertemiz. Helal olsun ya. Umarım iyi yerlere gelirsiniz. Başka çalışmaları var mı acaba? Onlara da bakalım. Araştıracağım ben de yayından sonra. Bence güzel bir yerdeyiz. Ben Çok güzel bir ufaktan gideyim yerdeyiz. alayım. Sen Evi al ya. yakmadan gideyim. Sen Şu al. gözde. Sen al ya. Ben de güzel Siz bir de yere tadını çalışıyorum. çıkarın. Ve Aslında tam şunu böyle da duymak tat isterim. noktadayken aşağı inmek çok tatlı olur. İstersen gelince netteye getirelim. Tamam. Sen istediğini hatırlatıyorum. Yiğit, peki şey soracağım. Araştırmadığım için henüz bunu soruyorum. Türkçe işleri var mı abi? Serkan abin dediği şey bende de hani. Bu arkadaşlar bir Türkçe duymak isterim mesela hani Second'ı falan. Çok yeterli iş ama yani. Ya bugün de iyi işi şu ana kadar demolardan geldi. Bu ikinci kez yaşanıyor galiba haftalıkta. Vallahi helal olsun. North Samurai The Second'ın gerçek ismine Nette işi var. Ege Peşkircioğlu ismi. Eyvah. Nette. Eyvallah Yiğit. Hakan'ın bir Türkçe bir de BDG adı altında İngilizce albüm var. Araştıracağım. Konuyla alakasız Teoman Karadeniz şu an Allame'nin konserdeki yaka kartını 400 TL'ye satıyor. Wow. Hayırlı işler. Biz de bilgi yarışmasında hediye edeceğiz. Aynısını bedava. Yani en azından 8 lira karşılığına ya da abonelik karşılığına ya. Doğru adrestesiniz koleksiyoner arkadaşlarım. Ya ben de yaka kartına para vermem bu arada ya. Güzel, ben de kendi çıktığım konserler ya da çeşitli sanatçılarınkini saklıyorum hatıra olarak ama parayla satın almam. Onun yerine plak falan satın almayı daha tercih ederim. Aynı paraya imzalı falan yani. Ve işte biraz daha Hip Hop 101'ler tamamen biraz da biriksin. Yarışma abonelere özel bilgi yarışması da onlardan bir kısmını hediye edeceğim. O zaman Kartal plan çekilişi yok. ya çekiliş yapmayacağız zaten kanka. Ben hak edenin alması taraftarı olduğum için bilgi yarışması da vereceğim yani. Yiğit biz Ama teşekkür ederiz şey ya. diyelim, biz teşekkür ederiz. Gerçekten yani bugün çok çok kötü bir listeydi abi. Hani şu ana kadar bayağı acı çekerek ilerledik. Sağ olun ya. Ve demodan bize demo olarak yani sizden gelenler adı altında böyle bir işin gelmesi daha da mutlu ediyor beni yani abi gerçekten. Ama Remix pilav verebiliriz belki. Tamam. Kartal plaklarının fiyatlarını gördükten sonra mı Ali? Vermeyeceğiz kartal Abi Remix pila. pilav da yok bu arada piyasada lütfen. Tamam Yani. pardon. Onunla da idare edin yani. Tepki Aya ve Teo ile fiyat alacakmış. Teo bildiğimiz Teoman mı? Ya da Aya ve Teo bilmiyor olabilirim. Yani öyle bir ikili varsa Young Ayaba Küçük Teo falan hiçbir fikrim yok Ay kızmadım. Niye kızayım? Saçmalama. yani. Ay. Aya Teo Rolex diye aşırı tutmuş şarkıları var. O kadar hatırlamadım ki. 800 milyon dinlenmiş. Wow. Ya da şu an kesin biliyorum ama duyduğumda hı diyeceğim bir şey ya da. Evet, o kadar. Tam Deniz onu diyordum zaten. Çalsa direkt tanırsın o kadar tutmuş diye. Eyvallah. O zaman sen nette istedin değil mi? Ben doğru duydum. Evet abi. O zaman çıtayı düşürüyoruz arkadaşlar. Seviye bu kadar yüksek kalamaz. Hemen nette ile devam ediyorum ben. ne gelsin? O zaman ilk olarak beni dızlayanlar mı gelsin? Olur. Neredesiniz abi? Burada. O zaman geliyor.
Nette'den ilk şarkımız. Merak etmeyin. Nette'yi de komple atmayacağım üstünüze. Yine onu da üçer dörder veririm. Sonra bir tur daha döneriz. Peder ve Barlas ara ara geliyor. Tamam, fade attım arkadaşlar. Nasıl dızlanmışım? Sağ solu kesme, ben bir arada dızlanmışım değil mi Vali? Ne diyorsun? Hapisteyiz bu arada. Hani... Ha, girdik mi? girdik girdik. Abi insan haber verir Alayınız goy 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 goy. Alayınız goy goy. Doğa çocuk. Doğa çocuk. Ben şu an sana oynuyorum, tamam mı? Ne zaman güldüreceğim diye. Ama bunu sen istedin, sonra tek exit mi var? ya. Net D'ye Ben girelim istedim, ben böyle istedim, ben istedim. ya. Ben zaten kendime şu an küfürler hazırladım. Aslında ikinci giren Barlas. Böyle Barlas'a mı bakalım? Hani... hangisi hangisi, o kadar fikrim yok ki bu arada. Oğlum ikisi de aynı zaten. Ha, buymuş Barlas. Hadi Barlas'a da Ha, bakalım. tamam. Kısaca. Tamam yeter. Tamam yeter. İkisi de gördü. Bu arada Okancığım hala burada mısın? Yani çünkü sen şey o, ya Okan burada şu an, hani benim soy ismim dızlanmasının dışında Okanlar dızlandı. Yani Hiza albümünün 3 parçasını bir arada duyabiliyorum ben burada en az. Yani ağırlıklı olarak sağ solu kes olmakla beraber Hiza albümünden 3 parça falan duyuyorum ben burada şu an. İnşallah pederle barla plak olarak çıkarırlar. Biz daha şunumuzu kapatırız bunu. Bunu istiyor Muazzam. musun? Bunu gerçekten istiyor Hayır. musun? Hayır, hayır tabii ki istiyorum. Ya ona vereceğim parayla giderim Karaçalı'nın konser plaka kartını alırım ya. Onu da almam da neyse. Yani. Yani o parayı almam yani. Tamam ona vereceğim parayı dedim zaten. Okan yazıyor diye bekliyorum da bakalım. Of of. Netteyiz. Abi Burada ciddi muhtemelen şu an ölüme. dava açmaya gitti muhtemelen. Değil mi, değil mi? Hadi bildiğimiz bir isimle gidelim. Yine eskilerden. O da dızlanmamıştır artık diye umuyorum en azından yani. Ozi Müzik featuring Şener E. Söyle Bitmez Sevda. Gelecek. Şener E lisans. Hatırladın mı bilmiyorum. Yok. Onu sayamadım şu an. Mis Takila, Şener E. Amsterdam. Hatırlayamadım şu an Lisans ya yalan grubu. olmasın. Eyvallah. Dur bir dakika. Tamam. Görsel bakacağım şimdi anlayacağım. Şener abinin ben prodüktör yönünü de beğenirdim normalde de, bakalım nasıl iş çıkarmışlar. Tamam şimdi çözdüm abi. Okan'ı da çaldılar, yazamıyor diyor, değil Z ile değil mi sonu? mi? Lisans, evet, Z ile. Tamam, şimdi oldu. Eski gruplardan biridir. Tamam şimdi oldu abi. Görünce görsel olarak oturdu şu an. Bugün nette de bildiğim bilindik isim olarak tek isim o var zaten. Hani iyi kötü bilindik diyeyim. Hani artık çünkü Şener abi bizim gibi dinozorlar hatırlıyor biraz çünkü artık. Yeni nesilde maalesef karşılığı yok. Ama tabii dönüş şarkısını dinlemediğim için çok da iddialı konuşmuyor. Yani Netteden geliyor çünkü. O zaman şarkı geliyor. Ozi Müzik featuring Şener'e Söyle Bitmez Sevda geliyor. Yok, bu da hayal kırıklığı abi. Yani beat'te hani o funk gitar dokunuşlar falan çok güzel bir yere bağlanacak diyordum altyapıda. Asla bağlanmadı. Evet. Baştaki giriş hani bir yerde bir drop bekliyorsun, hani o pop vokal bazında da hani bir yükselsin bir şey olsun, asla olmadı parçada. İlerlettik Şener abinin kısmı da, yani benim hatırladığım Şener'e bu değil abi. Yani evet Serkan abi, farkındayım. Aa, üzdü. Ya çalarken dedim ya sana bir böyle bir heyecanlandırdı. Evet Hayal evet evet. kırıklığına uğramayız umarım diye. Tamam. Hayal kırıklığına uğradık ama yani. Uğradık yani. Evet, Net'te de olduğumuzu hatırladı tekrar. Ki ben lisansı gerçekten döneminde sevdiğim işleri vardı yani benim. Aramızda bir arkadaşımız daha çalındı. Bunu sadece Nick yüzünden getireceğim. Ya da şarkı o kadar cringe değil. Hadi sadece Nick'i okuyayım. Veteran, sen de dızlandın abi. Teddy Pool ve Veteran Benzer Hayatlar isimli bir parça var şu an Netlerde. Listemizde görüyoruz. Ben gerçekten veteran da dızlandı bugün. Özdemir ASAP Mali. Hayır ya şey hatırlamaya Özdemir çalışıyorum. Asaf mı yazıyor? Şu şarkıyı adı ASAP. gelmedi aklıma o yüzden benzer bir şair adıyla şu anda ismi bulmaya çalışıyorum da bulamadım. Bulunca yazacağım ama. Veteran Az sen önceki konuya bağımlı olarak bir şey sen adamın adını değilsin değil mi? hatırlayamadım. Evet, tamam. Yani şarkıya biz bugün listeye alırken baktım ben, hani Emir de vardı hatta listeye eklediğim sırada. Yani gerçekten şarkıda böyle
Sıkılacağız ama gülemeyeceğiz de. Sadece isim yüzünden hani listemizi aldım unutmayayım diye. Sen de Tamam, buldum hızlandın buldum. Erdoğan, tamam, Özdemir abi. Özdemir Adı Erdoğan abi. adamına da aklıma geldi. Şeyden hatırlamaya Neymiş? çalış abi, bir daha unutursan. Ceza ve Fuat'ın bir dönem sık sık çalıştığı Mehmet Şener Doğan, onun oğlu, oradan hatırlamaya çalış en kötü. Peki yani Belki buradan daha zor hatırlarım ama Özdemir Asat'tan daha rahat hatırladım şu belki faydası olur diye zorladım yani. anda. Sağ ol, teşekkür ederim. Aspava'nın prodüktörlüğü mü, rapçiliği mi? Bence Synthwave vokali. Beginner MC. Bence live'ı. Dinlemedim ama Evet, videoları live'ı. şahane duruyor. Live'ı gerçekten çok iyi. Videoları şahane duruyor. Ve yani koronadan önce tam böyle gitmeye niyetlenmiştim. Patladı. İçimde hala ukde. Koronadan sonra ilk yapacağım işlerden biri olacak muhtemelen. Arda Şahin'de klonlarından bir tanesi, şu an tam olarak onu veriyorum size. AKM anksiyete geliyor. Wow. Tanrı bana rap yap diyor. Kaderin o diye söz var. Yakaladınız mı? Ya abi ya arkadaşım, AKM şeytan tanrı değildir. Hani bunu tanrı söylemez. Yani ve bir de tanrı seninle konuşuyorsa çok ciddi bir problem var. Yani çünkü yani onun sonuncusu geldi abi. Gerçekten onun sonuncusu geldi ve yani raple peygamberlik yok abi. Yok. Yani. Ya varsa da klibin başında içmezsin muhtemelen. Ya bir de yani gerçekten hani düşün, koskoca peygambersin, aktadan beat alıyorsun ya, anladın mı? Yani. Çünkü yani ya şu an din şakasına giresin yok Kim ama söze bak abi ya. Tanrı kimden diye rap alması yap, bu okey senin peki? kaderin yani. Gerçekten Tanrı seninle konuşuyorsa çok büyük problem var Kimden alması okey peki? abi. Var mı böyle aklında bir isim varsa? Aklıma net bir isim yok ama ya abi yani şirki ben koşmadım bu arada chat yani. Demin koşuldu, Tanrı bana dedi ki diye bir cümle duydum. Tanrı bana dedi ki rap yap, kaderim bu de, diye bir cümle duydum yani. Şirki ben koşmuyorum şu an. Nette de İslam dislendi şu an bu şarkıyla. Dolaylı olarak en azından. İstemsizce yapıldı ama oldu yani. Of. Ama nasıl buldunuz Şahin Dekak'ın minyonlarını? Şahin Dekak'la alakası yok bu arada. Yok ben şeyden dedim. Yani ritim yine ritim ateist oldu yani bu şarkı yüzünden. Çünkü Şahin Dekak başka bir o noktada. yüzden. Tabii canım Şahin çok ayrı bir noktada. Ki bu arada abi keşke Şahin'i biriniz gazlasanız da şeye katılsa. O sesteki katılsa. Albüm yaptırdık oğlum biz adamıca gazlayarak yani. Ben sana diyeyim şey var. İki jüri üyesinden dönüşü var. Değil mi? Evet. Bence de ya. İki jüri üyesinden var yani garanti. Bir kez Of jüri üyelerinden birinden daha iyi yazıyor bile olabilir. Oy. Mero döner diye bir yorum gördüm. Mör da döner diye bir yorum gördüm. Bu arada dönmekten bağımsız olarak da çok doğru yorumlar bunlar. Tamam ya, işte bizim aradığımız bu ya. Bizim ihtiyacımız olan netteymiş ya. Of, ölüyorduk biz. Erillikle alakası yok. Ölüyorduk biz ne ya? Ölüyorduk Burak, ben bildiğimiz yiyecek dönerden bahsediyorum. Sen pissin. Benim çetimde erillik yok abi. Ben karşıyım bu tarz şeylere. Hatta Oo, Burak nasıl bir gerçekten bilinçaltın var senin? Böyle bir hiç şey öyle bir şey olamaz. kastetmedim ben bu arada. Pis. Oy oy. Pislik git buradan falan diye bandırıyor. O zaman sırada son, bu seferlik son bir netlerimiz gelsin. Anka ve Zodyak Mahal geliyor. İsim korkuttu değil mi? Hadi bakalım. Gerçek drill bu değil mi? Gerçek drill bu arada. Türkiye için bu yani. Yüzüne maske taksa Almanya koydu. Zaten çok çok aynı şey ya bu arada. Hadi güldük mü? Aşı değil mi bu uzun olan denmişti. Yok, o kadar da değil. Bu Aşıyı arada standart Türk rap kliplerine göre daha çok maske var. Cerrahi maske bu klipte. espriyi ben Emir'e bugün yüz yüze yaptım biliyor musun?
Ya hatta bu Espri değil de normal ciddi söyledim. Ya benim espri kısmım şuydu. Abi bu klipte en azından daha fazla maske gördüm. Strip kliplerinde hiç görmüyorum. Daha vizyonlular Okey, peki. raplerine Emir bana yazdı zaten, ben de o yüzden rağmen söyledim falan diyorum. demiştim Yok öyle bir şey tabii. ben. Tamamdır. Of of gerçekten saygılar. Bu kadar kişi rap yapmaya bu kadar hevesliyse kim dinleyecek abi? Çok büyük bir problem. İlerliyorum. Ben netlerden çıkıyorum. Tekrar bir iki üç parça gireriz ileride demolardan sonra yine. Ay ay. Nerede kalmıştık? Tamam. Ah, sırada. Normal playlistimize döndük arkadaşlar. Abi bu editleri bir yerde bırakacağım mı? Aa iyi falan diye garip garip ses çıkıyorsan. Bir şey oldu sana mı? Ne oldu anlamadım. Asil oldum ben. Sürekli böyle Ha falan diye böyle böyle halay başı gibi sesler çıkarıyorsun. böyle tiz tiz ediblerle ben tamamlıyorum vokalimi şu an. Asil oldum Peki. ben. Sırada. Volt, Mergs ve Neva İblis geliyor. Tamam yeter arkadaşlar. Beat tatlı. Hızlıca söyleyeyim. Beat tatlı. Nakarat ben beğendim. Nakarat'ı beğendim. Abi verse'ler beni çok yoruyor. Yine ben buzdolabı taşıdım bir. İki şeyi fark ettin mi Mali sende? Hani Emir bir kere trollük yapıp hızı iki buçuğa almıştı ya. Parçanın orijinali öyle öyle Evet. kaydedilmiş gibi gelmiyor mu sana da? Yani çok yordu beni. Evet. O attı konuşuluyor. Ama Arabamızdan biri kovalıyor his ya. genel olarak işte ritimle ve beatle girilen yarışları bir de araya da nefes sesleri eklenince ben çok odaklanamıyorum. Yani. Diğer aralarda böyle sesler geliyor ya, bütün dikkatim dağılıyor orada. Ama nakaratı ben de sevdim bu arada. Nefes alma sesleri de flow'un bir parçasıydı. Nefes sesleri de demiş Halilcan. Abi ya şey değil. Yani Mörgüz'de bu arada kesinlikle potansiyel var. Hani Evet. ya bunu inkar etmiyorum. Hani ama şey var. Abi çok yorucu bir vokal tercihi. Bir ara Motive de bunda çok ısrar ediyordu ve ben Motive'den de yoruluyordum. Ya biraz daha sakin ve chill flow'lar denesek mi? Çünkü bu beat öyle bir beat. Hani bunu aramıyor. Yetişemiyormuşsunuz gibi duyuyoruz. Ve buzdolabı taşıdık yine yani ikimiz yine. Ki Morgz'un dediğim gibi potansiyeli biraz heba alıyor gibi böyle. Ama dediğim gibi Beat ve Nakarat başarılı. İkinci Tamam. arkadaşta da bu arada Morgz'daki sorun aynen var. Yani hiçbir fark yok. Onda, hatta onda daha bariz bir yakalama kafasındayız yani. Hiç gerek yokmuş aslında bu bitti. Evet hiç gerek yok ya. Ve ciddi ciddi Yani hani birisi hani Emir girip yine evin ben içine bunu bu çok geçti hızlandırmıştım. bu arada. Ben bunu Size göre. Emir girip abi ben bunu demin hızlandırmıştım. 1,5'a almıştım. Hızı dese şu an ben ha Emir fark etmedik derim muhtemelen. Size geldi mi? Uçak geldiyse çok özür dilerim. Yo ben duymadım. Okey tamam. Bu Tanrı'a arada geliyor. sevgili Rigor Mortis 4. ay aboneliğini kutluyor. Prime'ın abone olmuş. Rigor'cum çok teşekkür ederim. Değil mi Deniz? Bu yayına ne kadar çok Emir'dendi. Zaten Emir şey Seviliyorsun 0 sevgili modum. 0.5 aldım. Emir mod mu bu arada ya? Bir çıkıyor bir giriyor, ben takip Ya yok edemiyorum. Emir sınava hazırlandığı için Discord'dan çıktı. Ha sen trollüne sordun tamam. Ay Ha, trolden tamam ciddi tamam ciddi tamam. cevap verdim. Ha. Dalaşmadık da öyle bir laf atmak istedim. Evet hiç Bizim smooth için. değil flow hızlı okuyor sadece kesinlikle katılıyorum. Bu arada Yasin, Musab, Beruz, Zari hepiniz seviliyorsunuz sadece Emir sevilmiyor. Hani biraz kayırıyor gibi oldu. Hayır. Ve bu arada bir benim aboneliğim gözükmüyor galiba. Deyip oradan boşu boşuna şu an mesaj Aa. istedi. Bir şey yazıp 4-5 aydır demiş. Aboneliğim. Virus bana bildirimi gerçekten gelmiyor biliyor musun? Yoksa ben yayın dışında olunduğu zaman falan da okuyorum gerçekten. Çok, o zaman Virus kusura bakma. Virus'a da şu ana kadar 4-5 aylık tüm abonelik serisi için teşekkür edeyim. Çünkü bana gerçekten onun bildirimi gelmedi O zaman bir daha teşekkür ederim. En azından gönlünü aldım. Böyle bir özel bir teşekkür edersen. Etmedi. yani. Ben şu an listeye bakıyordum. Tam dinlemedim seni. Peki. İtiraf Okey. ediyorum. Sağ ol abi. Teşekkürler. Ben de Anladım zaten seni dinlemiyorum. Öyle boş boş otur. Yunus'cum. Çok teşekkür ederim abone için ama gerçekten hani kasıtlı değil ya. Sırada. İlke ve Özkan bu şehrin üzerinde geliyor. Tamam bence yeterli arkadaşlar. Hani sizin gençlerinize gelmez. Şu yüzden bir sıkıntı var benim açımdan. Yoruculuğun büyük bir kısmında şey var. Bugün gerçekten abi bütün mixler aynı insanın elinden mi Mikserde çıktı? sıkıntı var, evet. Abi her şey çok altta geliyor bana. Ben mi hani belli Yok frekansları yok yok, duyamamaya öyle öyle. başladım, yaşlandım, bir şey oldu, kulaklığımda sorun var falan. Yoksa Evet, böyle bir sorun mu bir var? haftada. Yok abi böyle bir sorun mu var anlamadım abi. Evet beatçi adam hayat rolleri kafana atmak istiyorum bu arada gerçekten abi. Yeter. Ne olur yeter. Çünkü şey değil bu. Uyumlu bir hayat rol değil bu yani. Asla alakası yok.
melodiyle. Rastgele bu yani. Bu çok yoruyor. Sen yaşlandın, 30 yaşındasın artık, değil mi? Evet. 30'dan gün aldım gerçi daha ya. Dur. Biraz küçülüp cebinize gireyim. Ya o ne ya? O ne ya? Kendim cevapladım. Küçülüp cebinize Söylemedin, gireyim diye. söylemedin. Söylemedin değil mi onu? Bence bir ekip var, 10-15 kişi aralarında anlaşıp aynı şarkıları çıkartıyorlar. Çok mümkün bu arada, ama gerçekten bugün genel bir mix problemim var ya. Of. Mithatçığım, hoş geldin. Sevgili, aramızda legal bir sözleşme yok ama bu yayınlarda başımız belaya giderse kapısını çalacağımız canım avukatım, potansiyel avukatım Mithatçığım, Bende de bir tane şey var abi, müzikle hoş geldin. ilgilenen avukatlar. Oradan da telif melif bir şey olursa onu da oradan çözeriz. 91'liyim Emir, evet. Şey, Bizimle ilerliyorum. kimseye inanmaz abi. Nefiri Baykan yazarlar. Değil mi? Tabii canım. Nefiri Mali Değil mi? yazarlar. Bir Mali abi nasılsın yazarlar beni. Cezaevinde şey. Aynen, cezaevindeyim, Mali abi nasılsın? Telif'ten ziyade hakaret davası falan gelebilir ileride abi. Hani ben olabildiğince hakaret etmemeye çalışsam da biraz hani bazen ayarsız gömebiliyorum, beni biliyorsun normalde de zaten. Peki Yani. hazır avukat varken bir şey sorabilir miyim ya, Tamam, danışmanlık ücret tamam. almayacaksan eğer. Şimdi Baykan'la beraber buradayız biz. Baykan bir şey söylüyor, benim de başım yanar mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Öğrenebilirsem çok mutlu olacağım. İçim rahat edecek. Şimdi ben dahil olmuyorum. Bence bir şey olmaz ama yazarsan çok sevinirim. Teşekkürler. Hani suç bireysel mi, yoksa burada ekürü gibi ikimiz birden mi yiyoruz? Roket takımı gibi, onu merak ediyorum. Ne Maaş saçma örnek bu da. vermiyorsun bari tüm malları avukat diye. Abi ben vallahi düzgün şey yaptığım anda göreceğim sizi. Hep söylüyorum. Bak, aklında yokken sen de suç işlemesine olsan sen de ceza yersin ki ben seni zaten partner in crime diye etiketleyeceğim artık her yerde. Abi ne Beraber yapayım? Tahrik mi ediyorum? Bir şey demiyorum ki ben. Sen beraber. konuşuyorsun, ben de geçelim diyorum. Ha bak, mesela durup dururken git şuna söyledin. Hiç öyle bir şey yapmadım. Zaten belki kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey. O yüzden Para benim değil avukat yönlendirmeme istiyorsun. ihtiyaç yok. Hashtag çok güzel. Bak, ilerliyorum abi. Acı çekeceğiz şimdi. Hazır mısınız? Hazırım. İnfaz Parti 7 diss track geliyor. O tamam. Fade attım da Ezhel'in seviye orada neler oldu? Nasıl facialar? Orada aynı anda 5 müzik kuralı falan ihlal edildi bu arada. Ezhel'in seviye derken, anladın mı? 5 kural birden falan ihlal edildi ya. Abi şey merak ediyorum, infaz gerçekten ceza paylaşsın diye yaptıysan burada daha büyük bir sıkıntı var. Ona geleceğim zaten. Paylaşmadıktan Ona sonra geleceğim. da paylaşmaktan sonra niye paylaşmadı diye sistem ediyorsan orada ikinci kez bir sıkıntı var yani. O bu arada Mithat'ın yazdığını okuyacağım, parçaya öyle devam edeceğim. Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur. A. Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. C. Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. Tamam, beraber yayın yapıyoruz. C maddesiyle sen de yandın. Yok, hiç alakası yok. Abi daha fazla yazma, danışmanlık parası alacağım diye çok korkuyorum şu an. Onu da Baykan'dan alırsın eğer alırsın. Mithat, biliyorsun kanka, hoş geldin tekrar. Hukuk 101. Hepsi vardı mı yazsın? Sen Ali Ali'ye mi yazmıştın ya hukuk Evet. kitabını gönder diye de. Evet. Ben Ali Ali'ye abi, çünkü hani bize küfür edip aynı zamanda hani dava açacağından falan bahseden bir abi de vardı ya, ona demiştim, Ali Ali'ye değil. Abi istersen Love User bir kitabıyla Okay. git avukata falan diye. Hani sen kaç tane suç işledin? Vatan hainliğiyle itham ettin yani, parça beğenmedik diye bizi. Hatırlıyorsun değil mi o yorum? Siz vatan hainisiniz, parçayı beğenmiyorsunuz dedin. Yani vatana ihanetle suçladın, iftira attın yani. Bunu ne, hani bunu avukatınla ve savcıyla bununla paylaşmak ister misin abi, suç duyurusunda bulunurken benim hakkımda? Tabii ki bulunmadı, öyle bir şey yok zaten. Videoyu sileriz umudu o yani. Çocuk muhtemelen avukat diye bir şey bilmiyor 10 yaşında. Peki. Konuya gelelim mi tekrar? Çünkü yani gelelim. Ay. Banfero ne alaka? Ezel ne Abi bir alaka? Ne de oluyor? Benfero gerçeği Kazandım. gizlerken what? Benfero hani şey değil mi? Banfero kel değildi Hayır, falan. hayır ya. Ben şey böyle değil mi? Ben falan böyle hani Vatikan'ın altında bir dehlizde elinde böyle şey Barnabas inciliyle duruyor böyle, değil mi? Gerçeği Eceleyerek gizliyor. İncil okuyor orada falan. En son zaten bir gazete manşet atmış. Gördüysen Banfero. Belki de ondan bahsediyor olabilir.
Ezeli falan freestyle'a davet etmesine geleceğim de. Bir abi dediğin olaya net değineceğim böyle. Yani, gerçekten abi sen zaten biz o cover'ı dinlediğimizde de söyledim. Abi çok güzel prim hamleleri bunlar da ceza paylaşmayacak diye demiş, konuşmuştuk biz burada hatırlıyorsan chatle beraber. Abi sen cezayı yalamak için cover yaptın. Adam paylaşmamış ve sen 1,5-2 ay sonra diss atıyorsun adama. Adam doğru bir karar almış paylaşmayarak ve sana destek olmayarak mantıken. Yani sen leş bir insanmışsın çünkü yani. Mesela bundan Ya dava yiyor muyuz? Leş dedim çünkü. ben Balkan Barlas'ta senin kişiye katılmıyorum. Yani. Öf. Ama yani ben de cezanın yerinde olsam ben de paylaşmam Yani bunu. abi çünkü Yani. yaladığın ve senin samimi olmadığın o kadar belli ki yani abi ne ve adam haklıymış. Ya niye paylaşsın ki seni yani? Paylaşmadı diye çünkü kin kusuyorsun adama burada ve Benfero'nun sakladığı gerçekler. Ben bunu çok merak ediyorum. Şeyinşah ve Ezel'i Freestyle'e davet etmesi arkadaşlar bu arkadaş ve bunun bir üst modeli olan kişi zaten hani bu şekilde var oluyorlar. Yani bunları gerçekten ciddiye almayın. Samimi söylüyorum ciddiye alınacak kişiler değiller yani. Bu şekilde gündemde kalabiliyorlar. Yani gündemde kalabiliyor da bu parçanın Allah aşkına izlenmesi kaç Allah bilir yani hiçbir fikrim yok. Hoş geldin Crossback'tan yayınımıza Baykan Bey. Güzel. Ama bunu mecburum izlenmeyle ölçeceğim abi yani. Mecburum bunu izlenmeyle ölçeceğim yani. North Samurai dedi ki şimdi. Hemen şimdi. Son yorum şimdi Televizyon. Hemen o. şimdi asıl. Bazen diyorum ki ceza kimseye doğru dürüst destek olmayarak doğru mu yaptı yıllarca? Düzgün adam görmedim piyasada. Tanıdıkça herkesten soğuyorum. İnfaz özelinde konuşmuyorum. İnfaz benim için gerçek değil, bana zarar veremez. Evet, bahsettiğim o. İnfaz gerçek değil, bize zarar veremez bu yani. Bu çok doğru. Cezanın destek olduğu ve olmadığı kişiler de biraz tartışmalı gelmiştir hep bana yani çünkü malum Joker'e destek attı, malum Çek Git Bebeği Musa ile Ceza'nın iki tane düeti var. Yani destek olurken de Ceza'nın destek olduğu kişileri ben çok sorguladım bugüne kadar yani. Neden diye. Bu arada Değil mi Rigor? Aynen öyle. Böyle bir geçen sıkıntıları da şeyi var. fark ettim Baykan. Dinliyorum sendeyim. Bu Ezhel olayında işte Ceza düet yaptı Ezhel'le falan filan konuşmalar geçiyordu ya bir ara. Ben şeyi hiç dikkat etmemiştim abi. Fuat abiyle de Ezhel'in düeti var ve Evet. yıllar öncesinden var. Ben hiç dikkat etmemiştim onu. Şeyde de var ha, Batı yakasında da var. Hatta Şehinşah Fuat Batı abi. yakasından bahsediyorum aynı. Ha. Ki o verse aslında daha da eski verse hani. Yani şey var, Batı yakası çıkmadan 3-4 sene öncesinden kalma bir şey o baktığın zaman. Yorumlara bakıyorum. Arda mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Hangi Arda? Demi Slasher. Sürekli timeout yiyip hapishaneyi Discord'da yazılan. Evet Aga Aga Arda. Onunla da doldum ama. Aga doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Bunu söylemeden geçemezdim. Zaten chat'te de Eyborg Ezel isimli. tabii ki game changer. Eleştirirse de game changer. Buna itirazım yok ama ya benim kendisinden beklediğimi alamıyorum ben. Tercihler bazında. Yani cezayı nasıl sorguluyorsam bir dönem hani müzikal tercihleri düet yaptığı kişiler bazında Ezhel'i de çok sorguluyorum maalesef son dönemde. Ha başarısıyla gurur duyarım. Ayrı bir şey. Game changer'lığı ayrı bir şey ama yani o da hani bizim yayında nasıl biz buzdolabı taşıyorsak o da hani, hani kariyer bazında buzdolapları taşıyor o da yani yer yer. Evet, peki Helsing ne alaka Miraç değil mi? Evet onu ben de çok sorguladım. Umarım Helsing'in manganın çizeri falan fark eder ve telif atar ve böyle bir şey tarihe karışır ya. Yani çünkü ben kaliteli YouTube savunuyorum. Ya da sevgili Acun abim Exxen'de infaza da yer var mı? Beginner MC hiçbir fikrim yok. Yani çok magazinsel olur daha doğrusu. Fikrim var da çok magazinsel olur. Hani söylentilerden ibaret. Onu taşımam buraya çünkü. Ben ilerliyorum abi ya. Tamamdır. Tamam. Enfo 27 geliyor. Of tamam yeterli yeterli. Şimdi ben artık yoruldum bir yorum yapmayacağım buna ama bir yorumu okumak istiyorum gerçekten. Enfo, Nefo, Sefo, Merofa. Abi neden gerçekten? E ve O içeren iki heceli bir isim tercihi sürekli ya.
Ve neden sürekli kulak seven vokaller tüm şarkılar? Yok, Lia Shine Dızlayan da Netted'de 216. O burada değil, bu Netted'den gelmiyor. Ha, ben bu arkadaşla çok hakim değilim gerçi de. Bu artık yoruldum. Biraz o hoşa geçelim mi? Olur, geçelim. Ya da demolara mı bakalım yine ya? Hazır yorulmuşken demolar iyi geliyor genelde. Farkındasın. Sen misin? Hadi demoları bitirelim, tamam. Sen indirdin mi, biz dinlerken mi indirirsin? İndireceğim şimdi. Tamamdır. Nerede? O zaman. Emir'in şey demo... diyeceğim, indirmeme de gerek yok, şeyden açılıyormuş ya. Ha tamam tamam. Discord'dan direkt basınca çalıyor. O zaman ilk olarak geçen haftadan kalmıştı. 216 Palin Uzun Yürüyüşler isimli demosu geliyor. SoundCloud'dan açamamıştık geçen hafta. MP3 olarak indirdik, geliyor. Evet. Şarkının sonuna yaklaşıyorduk zaten. Onun için fail attım. 216 ben ışık görüyorum ama şey var. Biraz daha sakin kaydetmeyi denemen lazım bence vokalini. Yani çok çok kasıldığını ben buradan hissediyorum söylerken. Hani biraz daha rahat kaydetmeyi dene. Hani buradaki rahattan kastım hani vokalini yumuşat falan demek değil. Hani o da bence daha mantıklı bir tercih olur ama kendini kayıt esnasında çok sıkma. Çok belli oluyor bu. Buradan da bence. Beat senin mi, free mi bilmiyorum ama sample'ı biliyorum. Bence tatlıydı. Evet, gitar loop'unun timingine bir tık daha dikkat etse daha iyi olurdu Emre. Sevgili Piyano Santor abi, hoş geldin. Ama güzel güzel sampling. Free beat, eyvallah. Ya tarzı odur belki Undertaker, eyvallah ama yani şey var. Yani çok zor, katlanması zor bir vokal. Yani insanlar mesela ilk bir buçuk dakika mesela düşüncelerini gördün, hani olumlu şeyler var, biraz diksiyon düzelse vesaire gibi şeyler söylendi. Hani prozo diye biraz daha dikkat etse falan söyleniyorken artık ikinci dakikanın sonuna doğru 216'ya şey dendi, hani biraz yorulduk yeter dendi. Çünkü bu yorucu bir vokal tercihi. Hatta şey... Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalı çok sigara içiyorsun 216'da değil mi şu an, hatta bu biraz burada disimizde atalım. Almamıştı kendisini bayağıdır. Evet, onu Köste de ben çok yaşıyorum, Undertaker aynen. O açıdan... Ben şarkının içindeki şeyleri sevdim bu arada ya, yükselişleri düşüşleri falan hoşuma gitti. Ben kalemi kötü değil. Vokal konusunda dediğine katılıyorum. Kalemi kötü değil bu arada 216'nın, ben ilk kez dinledim kendisini galiba, ilk demosuydu bize attı. Yani gelişime açık şeyler var ama gerçekten müziğe biraz kafa yorman lazım. Kafa sallattı bence. Yani en azından ama bir tık uzun geldi bana sadece. Aslına bakarsan işte şarkı aslında 2,5 dakika. Hani. Çok uzun değil. Çok evet. Uzun değil ama işte vokalden dolayı. Ben hep Köste de bunu söylüyorum ya zaten. Demin chatte de geldi örneği yani. Çakar hoş geldin. Ringslayer bugün yok galiba ya. Daha önce dinledik de. Hani bu bahsettiğim zaten o kendini kastığı çok belli oluyor ve vokal tarzında biraz daha yumuşatırsan daha tatlı olabilir deme sebebim bu. Yani şimdi şöyle bir şey var, atıyorum ODB gibi Rob Chi okuyabiliyorsan okey. Ama ya yani zaten Türkiye'de kaç kişi? Sıradaki demomuza geçiyorum abi ben. Sen de okeysen. Okey. Tamam. Abi çocuğum cevap veremedim. Sorun yok. Ben de onun için ısrar etmedim zaten. Sadece sordum ve bekledim. O zaman sevgili Emir Kemal'in abi istediğin gibi linçleyebilirsin de diyor. Muhtemelen troll olduğunu tahmin ettiğim BT'ye geliyor. Okuyorum ismini. Demo 6. Bir şarkısı tutunca aynısından 300 tane daha yapan yeteneksiz rapçi Type Beat isimli Emir Kemal demosu geliyor. Sesin ergenlikle de ilgisi olabilir. 16 yaşındayım. Belki zamanı vardır biraz. Eyvallah 216. 16 yaş içinse da biraz daha olumlu bakmaya başladım açıkçası duyduğum şeye. Emir'in beatine geleceğim. Ya çünkü Mali de hatırlar, Emir'in beatine geçmeden söyleyeyim. Bizim 16 yaşında çevremizde veya bizim rap'le uğraşan arkadaşların yaptığı işleri hatırlıyorum. Hani çok çok daha bilinçsizceydi çünkü. Katılır mısın bilmiyorum. Rap müzik bazında söylüyorum. Yoksa hani 10 yaşında hani şan ve piyano eğitimine başlayıp hani 16 yaşında neler yapan insanlar da var ama bizim camia için söylüyorum bunu yani. Genel müzik alanında. Ya katılırım ama şöyle bir şey var tabii. O zamanki bilgiye ulaşım imkanıyla şu anki ya da o zamanki gözünün önündeki örnek sayısıyla şu anki aynı değil tabii. Yani birebir değerlendirmek çok sağlıklı. Tabii tabii ki. İstersen o şeyi düşünüyorum abi, bizim hani bizim jenerasyonun 16 yaşındayken hani
Yani bilinçsizlik düzeyiyle bunu şu an tabii ki teknolojinin falan da etkisi var ama şu kıyasladığımda ben daha bir en azından umut doluyum biraz daha. Yani CD'den gidip 2 sene önce çıkmış albümü 1 sene sonra dinleyebiliyorduk Evet, falan evet, yani. O evet, evet. yüzden... O zaman Emir'in beat'i geliyor demolarımız arasından. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, yeterli. Emir. Neden PMC Emir? Ya gerçekten. O ben sana o kadar bak sample'ı şöyle kes. Bak şunu şuradan şu efekti ver bilmem ne diyorum. Bu mudur abi? Ayıp ediyorsun. Astral teki değil mi? Hak edildi şu an, dur. Düz boş vereyim size onu. Dur, geliyor baştan. Tamam. Hak edildi çünkü. İlerliyorum. Çok eğlendim. Eyvallah. O yani. Hemen şarkı yazalım üstüne. Anahtar kelimeler, mahalle, buralar, karanlık. Gerçekten. Bir de şey, yıldızlar var. Kesin olarak gelecek adam. Sokak, sokaklar. Aşırı Aa, gülerek. anne var anne. Evet Annem. evet. Ama burada şey var. Habibime ev aldım falan demen lazım. Bu beatin hissettirdiğinde anneye değil. Aynen. Kumama ev aldım falan. Devem için al falan. Oh, tamam. Gitgide dozumuz artıyor. Ben geçiyorum. Aynen. Alemimde. Sırada Gamata var. Sov Remake geliyor. Ay, ben fade attım. Tamam, yok yok dedi Gamata'da. Abi şey var. Bak spiccato kemanlarda okeyim. Gayet güzel. Ama orada çok daha tatlı bir viola falan olsa çok daha tatlı olurmuş. Ya da belki tremolo strings de olabilir. Hani tremolo strings de yakışabilirmiş. Kesinlikle o VST değil. Hani introdaki mix'i zaten sen söylemişsin. Değinmeme gerek yok. Farkındasın. Oradaki problemi söylememe gerek yok. Farkındasın zaten. Ama dediğim gibi trafik kötü değil. Yani mantıklı bir trafik var. Eyvallah ama ya orada giren ikinci yaylıların kesinlikle ya tremolo ya da daha soft bir violin olması lazım. Yani synth olmaması lazım bence. Yani synthesizer olmaması lazım. Ha, o da zaten synthesizer dediğim keman ama yani çok kötü bir VST o yani. Ya kontakt bankalarını öneririm sana. Daha orkestral ve film müziği üretimi için, soundtrack üretimi için, skor üretimi için daha doğrusu yapılmış bankalar var. Bunları öneririm ben yani. Hani atıyorum şey değil. Örnek veriyorum. Nexus asla bu kafadaki işlerde seni kurtarmayacak bir VST mesela. Hani bu Nexus diye demiyorum da hani. Örnek vermek için diyorum. Evet Malicim, sendeyiz. Ya beat olarak değerlendirmeyin kafasında zaten ama. Abi benim teknik olarak yapabileceğim bir Eyvallah. yorum yok sende o iş. O zaman galiba iki demomuz daha var. Evet. Curtis önüm açık geliyor. Evet. Ben fade attım. Curtis burada mısın bilmiyorum da şunu söyleyeyim. Nakarat benim en sevmediğim nakarat tiplerinden. Hani daha yaratıcı olmak için çabalamanı tavsiye ederim demo bazında. Yani profesyonel de gelse ben bu nakaratı fena görmüştüm. Hani bu bize aracıyla gelse. Çünkü diğer benzer işlerdeki nakaratlarda bunu yaptığımı sen de görüyorsunuz zaten yayınlarda. Flow bazında hani olumlu şeyler var. Hani denenmiş tam olmamış ama olabilecek şeyler var. Ama acilen prozodi ve diksiyona senin de tıpkı Abdurrahman'a söylediğimiz gibi dikkat etmen gerekiyor. Bazı telaffuzlar ve prozodi hataları çok bariz çünkü. Evet Malicim. Evet, birebir katılıyorum. Çekmeyeceğim bir şey yok benim. Tamamdır. O zaman son demomuz hızlıca. Akson neden geliyor? Abi Auto-Tune Key'inde hata var abi. Zaten Onu siz hani sizin de hani ben bile aldım. ya evet yani onun için ben yani sen teknik bir yorumla değil yani dinleyici olarak hani baktığında sana bile geçiyordur. O key'de hata var abi. Ve burada da yine bu hissizlik çok var. Hani konsept dışı yani konsept dışı kalmayı ve hissizlik sana da geçiyordur abi yani. Yani şarkı ne anlatıyor bir? İki, asla vurgular yok. Yine diksiyon ve prozodi zaten erken dönemde çok yaygın gördüğümüz problem ama hani
Mixi şey inşaat mixçisi yapmış dendi. Ya ama demolarda çünkü bu bütçesiz yapılan hani ev ortamında yapılan şeyler olduğu için mikslere aşırı zorlayıcı bir şey gelmedi. Ekstrem bir şey gelmediği için mikse değinmiyorum. Daha önce mesela Veteran'ın bir beatinde hiçbir şey duymuyorduk ya mesela. Hani onun gibi durumlar olmadığı için hani mix konusunu göz ardı ediyorum açıkçası. Evet, flow sıkıntısı da var. Burada biraz farklı flowların denenmesi gerekiyor. Çok düz. Bu kadar benim yorum. Bunu beğenmedim yani. O zaman da işte karşı tarafa geçmiyor. Evet. Oradaki duygular anlatılandır. Ben normal listemize geri dönüyorum abi bu arada. Tamamdır. Yine de ben bugünkü demolardan genel olarak memnunum ya. Ya genel olarak zaten çoğu zaman demolardan daha büyük memnun olarak daha büyük memnuniyetimiz oluyor yani. Neler kaldı bakayım bir listeme. Kuramadın cümleyi ama Yani anlat abi istedim işte. artık yani biliyorsun kafamız yani artık öldük yine çünkü bugün bayağı kötü müzik dinleye. Neler var? Netteler haricinde. Netlerin bir kısmını haftaya da salabilirim gerçi sorun yok. Hani haftaya çünkü bu kadar iyi çıkmazsa buradan getiririm. Nette es geçiyorum ki çok acı çekmeyelim. Tamamdır abi. Ohaş'ın albümü var. Sörda var. 3 parça. Kaç parça kaldığını bir söyleyeyim. Yayını sonunu merak edenler vardı. 2 çağrısıncı işi var. Bir de MOB işi var. Çok bir şey kalmamış. Ha bir de lider var. Hatta liderle gireyim ben ya. Sonra da Ohaş'a gideriz. Lider eski geliyor. Elhamdülillah remix. Yok abi bu sonucunu bırakıyordum. Yok öyle bir şey de onun etkisinden çıkamayacağım ben uzun süre. Tamam yeter 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 yeter. Fade attım ben. 50 saniye yeterli. Abi işte sonra bak bunu yapıp drill yaptık diyorlar abi. Bak biz haftalık globalde neler neler dinledik drill adı altında. Abi neden bu melodik vokal ısrarı? Neden ortaya karışık gerçekten? Ama sonra bunu muhtemelen bu biraz şey kehanet tabii ki benimki hani niyet okuma da yani sonra bu drill denedik drill yaptık falan diye çıkıyor ya. Sahyenin dis mi? Sahye dis mi yaptı Sufyu? Bir fikrim yok. Bu hafta es geçtiğimiz bir şeyler olmuş galiba. Dürül. Evet gerçekten ya. Playboy kartı mı okuyor da Playboy kartı çok çok var yani minimal borsada çok var Playboy kartı ya bu arada ya. Bu vokalle. Beat drill gölgesi de Gamata zaten ondan bahsediyorum. Drill olmaya çalışıyorlar ya. Hani bunları yaparak drill yaptıklarını iddia ediyorlar ya bizim camiada genel olarak. Hani lider bunu dedi demiyorum. Hani şu an yaptırmıyorum lider özelinde değil. Benim zaten bununla itirazım var abi. Yani sen iki tane perküsyonu drill'e benzettin diye tam olarak ya da iki slide yaptın diye drill olmuyor o beat. Ve vokalde asla drill yok. Hani lirikal manada da demiyorum. Abi nerede? Hani o drill'e uygun flow nerede abi? Yani. Ya bence ortaya karışık hiç çıkmasında da bu arada çok sıkıntı yok, iyi oluyor Ama kötü gerçekten. abi bu yani Kötü gerçekten. ama bu. Kötü ama. Ya elhamdülillah Yani yanlış anlaşılmasın elham yani şey. elhamdülillahla çok Elham, ayrı yerde değiliz elham, yani. elhamdülillah. Ay ay. Silmiş zaten. Ben sahilin o videosunu kaçırdım ya. İngiltere'de drill yapanlar şarkıda en az iki cinayet itiraf ediyorlar diye. Ya bu dürüm drill bunlar yani evet. Ay ay. Ben Ohaş'ın albümüne geçiyorum. 2 parça aldık oradan. Serkan abi bu arada iyi oyunlar. Bir ara bizlere geliriz rasta ya. Ben hani bugün daha ben oyun yüklemedim bile henüz de yani daha iyi bir bilgisayarım olduğunda geleceğim yanına. O zaman oynamaya devam Çok ediyor olursan. seviliyorsun abi. Tekrar teşekkür ederim desteğin için. Seviliyorsun ve geçmiş olsun dünkü olay için tekrar yani. Ben hızlandığı için sanırım. Ha yok Ona da şey geçmiş olsun abi. hortum Anladım. mevzusu. Sırada OH açık ve net geliyor. Evet ben geçtim abi. Yeterli. Fazlası yeterli. Bu vurgu stili motive eden mi yayıldı? Yer yer evet. Yer yer bu çocuğun prozode bilmemesinden kaynaklı. Diksiyon problemleri prozode. Demolar için ne söylediysem o işinde geçerli yani. Farkında mısın? Ve bu arada şey var yani. Abi şova gerek yok Ohaş yani. Kadıköy'de hani bir ara takıldığın dönemde denk gelindiğinde okula niye gitmiyorsun? Abi ne okulu ya? Okulu ne yapacağım diyen insansın. Burada oku sizin gibi okula gitmek isterdim demem bence yani. Çok samimi durum ya abi. Abicim. Ohaş'ın ana dili Türkçe değil eyvallah abi de bu sadece Türkçe ile alakalı problem değil. Bu direkt yani bariz bir yanlış yerde vurgu yapma problemi var arkadaşlar. Ya bak yalan yok, ben eski şarkılarını
sevdiğim şarkıları var ama son dönemde verdiği şarkılar da bayağı bir düşük ya. Ya ben Ya. şeyden burada o hoş özen dedim abi şey anneye ev alırken iyi ki okumadık. İyi ki boş boş sokakta takılıyoruz çünkü anneye ev aldık. En ufak eleştiri de ben de sizin yerinizde olup okula gitmek isterdim, ünlü olmak istemezdim. Kimsiniz ki abi siz daha ya? Ne yaptınız ki daha ne? Hani şu başardık edebiyatı yine. Ne yaptınız ki daha ya? Ben bu arada şeyde bir tık rahatsız oldum ya. O hoş özelinde değil ama aynı şeyi ben şu kızın adı neydi? Ayılı klip çeken. Aleyna Tilki. Aleyna Tilki. Onda da yaşamıştım abi. Bu kadar genç yaşta çok fazla şeyin önüne atılmak bir tık sıkıntılı geliyor ya. Mesela işte hani belgesel çekilecek yaş bu mu gerçekten? Evet yani Mesela. neyin belgeseli Hani. abi yani belgesel 4 saniye. OH doğdu ve Türkiye'ye göç etti. Bitti. Ya o bakış açısıyla bakmıyorum ben de uzun vadede hani zarar verecekmiş gibi geliyor işte Abi bak Aleyna şey Tilki'nin evet. durumdaki gibi. Hemfikirim de bir de şey var hani bak gerçekten Ben biraz daha insani yönden bakıyorum şu an bak hani şey. gerçekten belgesele değer bir hayat yaşamıştır. Yaşının önemi yok. Hani ben bunu OH için söylüyorum hani ne hani şey değil. Hani buradaki bu yaşta neyin belgeselinden kastım o. Çünkü hani bu çocuğun olayı müzisyen olması diyorsak daha ortada doğru düzgün bir kariyer yok abi. Daha dur başındasın. Hani anladın mı? Yani şey var. Metallica'nın belgeseli çıktı daha 5 sene evvel. Hani 50 yıllık grup. yani sen daha dur bir kariyer yap önce ondan sonra kariyer belgeselin gelir. Daha bu ne acele yani? Hani o açıdan diyorum. Ya de, ama yoksa şey var şimdi gidip ben gerçekten hani iç savaştan kaçmış ülkeden ülkeye sürüklenmiş 15 yaşındaki bir çocuğun ya da biz 15 yaşında bizim de hazırladığımız bir belgesel var. Hani Ulaş belki benim şu an burada duyurmama kızabilir ama hani şey boyalılardan bahsediyorum. Yani şey var sokak çocuklarını anlatıyoruz abi orada 15 yaşındaki çok detay vermeyeceğim de hani 15 yaşındaki çocuğun anlattığı şeyin bir belgesel değeri var. Çünkü çok farklı bir hayat anlatıyor. Abi senin hayatının ve müzik kariyerinin belgesellik neyi var ki? Çünkü sen Ben o... o noktada değilim abi dediğim gibi. Ben Ben o sadece uzun noktadayım. vadede kendine zarar vereceğini düşünüyorum. Ya ona geleceğim. Ona, orada hemfikirim de ben şurada şunu anlatmaya çalışıyorum hani. İşte rapçilerin müzik kariyerleri üzerinden belgesel yaptık. Ya tamam git Ceza'yı yap, Fuat'ı yap, Sagopa'yı yap, Kontkarı şey inşallah falan da yap. Okey de yani daha... OH'un ne kariyeri var ortada? Hangi kariyer? Hani ne anlatacaksınız belgeselde? Anladın mı? Daha ne başardı bu çocuklar? Hani o açıdan bunu söylüyorum. Yoksa şeyde hemfikirim. Ki zaten bunun global ispatları da var. Hani Türkiye'de de var da globalde daha net ispatları var. Makalayı kalkın abi. Şey. Evde tek başına serisinde ünlenen çocuk. Abi çocuk ünlü oldu. Her şekilde üstlerine dediğin gibi PR'ları yapıldı. Üstlerine gidildi. 7 yaşında süperstar hayatı yaşadı herif. Ondan sonra hayatı kaydı abi. Herif xenomorf gibi geziyor yani. Yani bunu da dalga geçmek için söylemiyorum yani kendi kendine hayatı kaydı ya da işte şey Avengers'ta Wanda'yı oynayan karakter vardı. Onlar şeyler ünlü bir çocuk ünlülükten gelen bir aile grubu o da yanlış hatırlamıyorsam. Abi onun da ablalarının falan burnu kayık yani anladın mı? 10 yaşından beri. Feyyaz Atakan geldi. Evet ya yani o çocuğa da yazık olacak yani. Belgesel BBC çekmiş gibi eleştiriyorsunuz. Ya Exxen'de yayınlanmıyor bu. Evet Sofya da ben sen beni aslında anlıyorsun burada. Ya şeydeyim. Belgeselin de içini boşaltmayalım bari ya. Hani her şeyin içi çok boşaltılı zaten. Bazı hani önemli materyallerin, önemli metaların da içini bu kadar boşaltmayalım bari ya. Ben bunun derdindeyim. Veteran hiçbir fikrim yok. Neden öyle bir algı var hiçbir fikrim yok ama. Ya bak mesela şey kötü bir filmdi ama mesela Müslüm Gürses'in biyografik filminin olmasına okeyim. Ama Stabil'in neden var anladın mı? Hani bu anlattığım mevzu hani o belgesel değil zaten. Neden var abi daha ne oldu ki hemen biyopik geliyor yani ne yaptık? Amerika'da bakıyorsun Tupac'ın var, NWA'ın var, Wu-Tang'in de çıkmış bilmem ne. Hani kült grupların çıkmış artık hani varlığını ya da konumunu tartışamayacağın şeylerin geliyor. Ya da Türkiye'de keza Müslüm Gürses vesaire. Bir de hani Kovala stabil kariyerini 8 mil gibi hani stabil aslında stabil değil ama stabil. Hani kariyerini anlatıyor. Ne, abi durun daha ya. Katılıyor musun bilmiyorum. Yani şu an ben OH üzerinden çıktım. Hani konu OH'un şu anki bu Anladım, kötü şarkısı anladım. falan değil. Bu OH üzerinden farklı bir yere bağlandık. Yani bunların tamamı OH'a söylediğim şeyler değil. Nike ama 8 mil değil mi? Evet, 8 mile doğru. Doğru, 8 mile pardon. Ya da 8 mile.
O şimdi verseleri falan diye. Yani Komple bu tarz Türk şeylerin ben operası ortada bir yaşıyorsun. kariyer olmadan gelmesinden çok şeyim. Ha, Shao'nun belki exam belgesi oldu, çok bir beklentim yok da belki hiç bilmediğimiz bir yaşamı falan vardır. Hani çok zorlarla geçmiş. Tabii onu anlatırsın ama onun için de farklı bir belgeselde ona da söz verirsin. Yani onun üzerine kurmazsın gibi geliyor belgeseli bana yani. Ya bak, ben o noktasında değilim. İçi dolduruluyorsa o benim için okey. Sadece genç yaşta bu tarz şeylerin uzun vadede zarar vereceğini düşünüyorum. O benim derdim o şu 12,8 kilometre. Kovala Exxen'e geliyormuş galiba ay sonu. Ay ki onu korsan yayın, kimse çaktırmadan korsan izleyelim mi burada? Twitch'te. Hayır. Hep Hayır. beraber. Hayır. Ben alacağım Kanka, yeğeni, buraya taşıyacağız bunu. bu sıkıntılı bir aktivite. Çok Sana hiç eğleniriz. önermiyorum Çok eğleniriz arkadaşım. ama. Bütün her şeyin parasını vererek ve Korsan gerçekten dediğim de yok, hayır, korsan dediğim şöyle, ben satın alacağım, yayınını yapacağım, beraber yayında izleyeceğiz, o ulan anlamda. o daha kötü. Evet. O daha büyük suç. Yapmayacağız öyle bir şey tabii ki. Şaka. Acun Benle alakası yok o. Ohaş'ın belgeselini 140 Jurnos yapmış. Zaten 140 Jurnos'tan da tiksinmeye başladım abi. Bir yerde birinin viral projesi çıkacaksa 140 Jurnos belgesel süsüyle çıkarıyor bunu. Kabul edelim. Kila Hakan belgeseli aynı şekilde. Ne kattı bize Kila Hakan'ı? Daha önce duymadığımız belgesel niteliğinde ne vardı orada? Hiçbir şey yoktu. Keza birinin PR'ı yapılacaksa o ismin adı altında, buna Ekrem İmamoğlu da dahil, Selahattin Demirtaş da dahil, Otogar mevzusu bile dahil, hani o sonra seçim kampanyasına döndü falan. 140 Jurnos belgesel görünümlü viral çekiyor abi bu. Başka hiçbir şey değiller bu yani. Evet, Doğu Perinçek daha doğrusu. Bu isimlerin hepsinde geçen Doğu Perinçek var ya yani. 140 Jurnos parasını çekene belgesel süslü viral reklam seyrediyor. Çünkü artık kimse Şeyde bir onu şeyin reklam çekmişti olduğunu ya. bilince, bir şeyin reklam olduğunu bilince kimse reklam seyretmiyor çünkü. İsa Mesih'i de onlar mı Evet çekmişti? evet 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 abi. O güzeldi bu arada. 140 Jurnos güzel kurgu yapıyor, beceriyor işi. Bu konuda en fikrim Sufyu. O iş için bu kadar emek harcanması üzdü beni. Basit bir egzen işi sanmıştım. Evet. Ya 140 Jurnos'un kurgularına lafım yok ama hani insanlar şey var. Belgesel sanıyor aslında. Aslında belgesel görünümlü birer reklam abi, onların çektikleri şeyler tamamen. Bu da benim hani kişisel izlenimim daha doğrusu. Ama çok emin gibiyim yani. Bu dediğim şeyden. Evet. Kurguları, çekimleri falan eyvallah, ona lafım yok. Bence müzikal anlamda da kullandıkları şarkılar falan da başka. Evet. Doğru yerde doğru şey kullanıyorlar da. Ama reklam yani, Konudan belgesel çok değil. uzaklaştık ama sanki biz. Çok kötü şarkı. Ya, Ohaş, üzgünüm yine. Ben o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok kötü demem yani de. İyi bir iş değil ama çok kötü de değil bence. Kendileri reddetti. Abi kendileri çünkü bunu kabul ederlerse izlenmeyecekler. Yani bunu başka şeylerde de konuştuk. Hani sen onun reklam olduğunu bilirsen seyretmeyeceksin ama reklam değilmiş gibi ürün yerleştiriliyor yani. Artık çünkü böyle televizyonda herkes reklama atlıyor. İnternette adblock kullanıyoruz ama YouTube içeriğinde aslında reklamken reklam değilmiş gibi verirsen seyrediyorsun. Onu biz reklam çektik desen kimse gidip bakmayacak çünkü. O işi en iyi yapan da hala Bates Motor Evet Program. evet evet evet. Ya yıllarca komik video olarak onların Trivago reklamları falan, hatta şey neydi, alışveriş sitesi, pardon, Trivago değil. Hepsi burada mıydı? Gitti gidiyor, gitti gidiyor. Hı. Onların gitti gidiyor viral reklamını herkes komik video diye seyredip paylaştı abi yıllarca. Hani viral reklamın ne olduğunu öğrenene kadar, insanlar ki öğrenseler bile hala çoğu şeyi kaçırıyorlar, ürün yerleştirmeyi vesaire. İlerliyorum. OHAŞ'ın diğer parçasına Evet. bakalım. OHAŞ It's Lit geliyor. Evet, net devir yapıyorum ben de. Otorite abi, fazlasıyla yeter. İtilat diye uğurluyorum ben. Tek başıma 10 hayırla falan yani. Rafine zevkler değil mi Merdo? Pedoline abi, OHAŞ'ın kendisi zaten. Daha önce biz alırtladık çünkü onu, biliyorsunuz hani projek istismarından. Kendisine yapılan istismarı ben istismar. Çocuk bunu fark etmeyip klip olarak yayınladı. Ben report ettim YouTube'a yani. Oh, çok kötü iş yine. Daha fazla üstüne konuşmaya gerek yok ya. Okey, o zaman Bence. devam. Sen bilirsin ama. Ya satırlar falan da Devam. çünkü abi, yani hiç değinesim yok benim buna yani. Az önce konuştuk ya. Yani. Aynı şeyleri bir daha tekrarlamayalım. Ne kalmıştı? Yukarıda bir şey kalmamış. Aşağıdayız. Lider dinledik. O zaman çaresinci işlerine bakalım. İlk olarak Gabri, Orchi, Impala ve çaresinciden tezgah geliyor. Geçtik.
Oy, buzdolabı taşırken bir günümüz daha geçti. Harisacım tekrar hoş geldin. Abi parçada bir impala bir zeze iki çağrısınca duydum ben sen. Hani açıkçası. İlki ancım sen de hoş geldin. Abi ya, çağrı bu, bence burada çağrı da kötü olmasa rağmen parçadaki tek fena değil diyeceğim şey çağrı sinci. Impala'nın ısrarla melodik vokal denemesine anlam veremiyorum. Ben Impala'nın buradaki vokalini şeye göre daha iyi olmuş. Kendi şarkısındaki. Kendi şarkısındakinden daha iyi ama yine kötü abi. Yani. Impala ısrarla bunu deniyor. Ya hani kafa yorması lazım müzikal manada ya da başkasına paslaması lazım artık. Ben buna buzdolabı demem bu arada. Ya bence ortalama bir şarkı. O kadar. Abi ilk yani şey Gabri ve Orçe'nin verse'lerinde ben öldüm. Hem cringe'den öldüm hem buzdolabı olarak öldüm yani. Belim Bende öyle ağrıdı bir etki benim yani. yaratmadı ya, yalan yok. Ah. Ben içinde hem Impala'nın hem Çağrı Sinici'nin olduğu bir işten daha iyisini beklerdim, okey. Ama bence çok buzdolabı taşımalıklı değil ya, bana öyle geldi. Minibar ya. Minibar bu buzdolabı değil de Deniz de sana katıldı. Dalga geçiyor büyük ihtimalle Evet, şu anda da. evet. Beat fena olmayacakmış gibi gidiyordu ama çok tekrara düştü Evet abi. evet evet. Değişim bekledim yani. Hani fena fikirler yokmuş Hatta diyordum ama çok sonrasında baydı yani. Çok baydı benim. ben şey diyeceksin sandım. Hani beat böyle dozunda kullanılmış yorumun var ya senin. O gelecek diye düşünmüştüm girdiğin değil, ama sonra tekrar gitti bayağı. Evet Sarkan tam olarak dediğim gibi hani beat'te değişiklik arıyorum dediğim aslında genel olarak aranjede bir problem var. Aranje çok tek düze. Ve hani beat'e de yani yine uzun bir parça 4 dakika. Hani, 3 dakika 54 saniye daha doğrusu. Hani bu, biraz daha değişim duymak isterdim çünkü nakaratta falan da böyle majör bir değişim olmuyor. Hep aynı şeyin üzerinde bir kötü nakarat, iki bayık verse, bir az biraz daha az bayık verse dinledik yani. Çağrı'yı ben burada hani EP'sini övdüm burada yani bu hani aramızdaki problemden dolayı bu yorumu yapmıyorum. İyiyse iyi diyorum yani. Burada Çağrı da kurtarmıyor bence. Ya buradaki sıkıntı muhtemelen hem bayık bir verse var ya da Evet. birden fazla verse var, İyi hem geceler de Emir'cim. zaten tempo olarak da düşük bir şarkı, işte beat'te tek düze gidince ondan muhtemelen soğudunuz siz bayağı. Sufyu demiş ki sadece iki verse olsa beat kurtarır gibi sanki ya. Uzun diye. Evet abi. Evet. Bu uzunluk için aranje problemim var beat'in. Kesinlikle öyle. Hani atıyorum daha kısa bir şekilde bu beat'i duysam. Çünkü dışarıdanın beat'i de bundan çok uzakta değildi mesela. Hani yani şey olarak diyorum. Sound benzerliğinden falan bahsetmiyorum burada. Hani Tek düzelik anlamında. minimallik bazında, tek düzelik bazında ve ama Mantıklı. şarkının ideal süresinde olduğu için orada da yorulmuyorduk mesela dışarıda parçasında. Ha tabii dışarıda parçasında Çağrı Sinci'nin de buradakinden 10 kat daha iyi bir vokali var yani. Burada herkes biraz bayık okumuş. İlerliyorum. Sıkıntı track diye Tamam. 15 dakikalık bir şey var. İkinci dakika civarında Çağrı Sinci giriyor. Çağrı Sinci'ye orada da bakalım denmişti çünkü. Sırada o gelecek. Sonra MOB'nin parçaya da geleceğiz merak etmeyin. Sıkıntı track geliyor. Film çünkü kısa film olduğu için ileri sarıyorum bunu. Bayağı da iyi değil be abi. Önceki iştense daha iyi ama şöyle bir sıkıntı var. Evet parça galiba bayağı kısa sürede yapılmış. Çünkü ben daha önce Çağrı'dan bu kadar kolay tahmin edilebilir kafiyeleri arka arkaya duymadım. Ama şey şu güzel. Old school hip hop referansları tatlı. Graffiti referansları tatlı. Yani ve beat'teki tam olarak hani gerçek manada old school sound hani hatta o drumlardaki git tercihinden de fark etmişsindir. Bu tatlı bir his. Eyvallah buna kabulüm. Hani gerçek manada Amerikan old school kafasında bakıyorum buna. Hani o dönemi yansıtan bir beat olmuş. Daha kompleks bir beat tabii ki. Daha basit olması gerekiyor. Birebir olması için ama olmuş yani. Dediğim gibi şarkıdaki referansları falan beğensem de delivery ve yani sunuş ve kafiye tercihleri bazında ben ilk kez bu kadar tahmin edilebilir ve düz bir Çağrı dinliyorum galiba. Onun için hani Ya kısa filmde kendisinin bayağı iyi ol dediği kısım o yüzden diyorum. Bayağı da iyi değil be abi diye o yüzden çıkış yaptım şarkıdan aslında yani. bu hep bahsettiğimiz şey var ya, anlattığın direkt böyle lök diye anlatma. Evet. Çağrı'da çok çağrısınca da çok yok mesela, o ilk defa ben de duydum bu kadar. Evet. Ya basit, kötü bir anlamda basit demeyeceğim bu arada, hani şey değil. Bu kadar senin dediğin gibi tahmin edilebilir yazdığı bir şarkı ilk defa duydum. Ama bence de referanslar bayağı tatlı. Sen Evet. söylemeseydin ben Evet, bilmeyecektim referanslar direkt. tatlı. Buna yorum yok. Bir de beni rahatsız eden şey oldu ya. Sende de olduğunu bilmiyorum da. Verse'lerin nakarat arasındaki
uyumsuzluk biraz beni bir Evet tık rahatsız etti. var, doğru söylüyorsun. Değmeyi unuttum, var öyle bir şey. Yani çok hızlı geçiyoruz. Bir ne oluyor? Aynı şarkıdan mezun moduna girdim ben 2 sefer. Veteran çok güzel müzikler dinlemeye başladın, seviniyorum. Ay, ne kalmış? Mektup var MOB'den. Galiba zaten son parçamız, dediğim gibi. Ben netlerin kalanını size işkence çektirmeyeceğim gecenin birinde. Mali'ye de, size de yani. Mutlaka haftaya da az bir şey gelirse. Ha, Sörde bu atlamışız da muhtemelen çok hızlı da es geçeceğimiz bir parça, ama sen dinleyeyim dersen dinleyeyim Mali. Yani değil mi? Şu an başımı iki yana sallıyorum Evet evet podcast'teki evet. için. Evet yani, çünkü Yorulduk çünkü bayağı. bizi şaşırtmıyor ve genel olarak zaten yayın öncesine baktığımızda bu haftalığın ciddi anlamda en acı çektirici haftalarından birini yaşadık bugün yani. En, çünkü bugün hadi kararım değişmedi. Mobil'in parçası son parça, sürpriz olmayacaksa. Benim günümün en iyisi seçeceğim parça bugün bize sizden gelenlerden gelen parça yani. Aynen. Evet, sonra da Masaka ekolü çünkü. Onun için çok geçesim var benim yani. Okey. O zaman. O zaman sırada. MOB'den mektup geliyor. Ben kadroyu tam sayayım size bir. Motive, Uzi, Aksan, Güneş ve Mod mektup geliyor. Günün son parçası. Evet, parçanın sonuna geldik. Biraz Abi bir uzun. kadroyu bir daha sayabilir misin? Tabii abi. Rica Motive, Uzi, Aksan, Güneş ve Mod. Sırasıyla zaten bu şekilde. Aksan okey tamam. Ben üçüncü versiyonu çok emin olamadım ondan sonra. Ve bu arada beat hoş ama şey var. Biraz daha değişik diye gidebilirmiş ve şeyi fark ettim. Hani bunu bir arak anlamına falan söylemiyorum. Gerçekten sen de fark ettin. Last of Us'ın soundtrack'ine, Gustavo Santaolo'nun soundtrack'ine çok benzeyen bir Andırıyor. ya, muhtemelen galiba hatta varyasyona sokulmuş. Yani bir yer bayağı aynı yürüyor Olabilir. çünkü. Gitar melodimiz aynı şekilde Ben yürüyor. mi gireyim, sen mi girersin? Nasıl yapalım? İstediğin gibi, çünkü ikimiz de muhtemelen benzer şeyler söyledi. Bugünün en iyi iki parçasından biri zaten. Bugün benim seçeceğim sadece iki iyi parça var. O da bu ve demomuz yani. İstersen ben çok hızlı gireyim. Tabii. Hemen hızlı hızlı böyle birer cümleyle. Ben Motörün o çok aşırı tiz vokalleri dışında her şeye Parçanın en okeyim kötüsü. orada. Bu hatta pasaj gidelim. Bence sen Motive'ye girmişken söyleyeyim. Motive parçanın en kötüsü. Yani Enteresan bir şekilde evet. enteresan bir Yok şekilde hayır. bunu. İkinci bence ikinci. Ne oldu? İkinci verse en kötü mü diyorsun sen Uzi'ye? Hayır. Ha, parçanın İkinci en yıldızı Uzi çünkü kötüsü. yani. Ha. İkinci en kötüsü. Anladım. Sen Aksan'ı daha çok beğenmedin. Tamam. Evet. Tamam, anladım. Benim senin için Aksan en kötü. Ben Motive'yi, kafa sesi tercihi ve burada çok hissedemedim Motive'yi yani. Ha, bir parça genel anlamda hissettiriyor. Abi. Gerçekten yani doğru bir parça bence yani. Sana şey demem bu arada ya. Hayır öyle değil falan diye Ha, savunmam evet. sadece. Ben de sana aynı şekilde Bana savunmam yani. yani. Çok çok yakınlar zaten bu Evet arada evet evet evet. bence. İkinci verse flow bayağı tutuyor şarkıda. Ben Uzi olduğunu anlamadım bir süre bu arada. Ya ben hatta Uzi'ye Ciddi şu an ciddi. kızdım abi. Bunu yazabiliyorsun. Madem bunu yapabiliyorsun niye yapmıyorsun abi? Evet, bunu yapabiliyorsun. Bunu yazabiliyorsun burada. Hani gayet güzel duygunu aktarmayı başardın bize yani. Hani tiyatral olarak da, hani yani vokaldeki Evet. vurgularla da bize bunu başarıyorsun. Neden inanmayan ellesin diye şarkı yazıyorsun abi yani. Bunu yapabiliyorsan onu niye yazıyorsun abi? Bu arada bu olumlu yorum. Hani bu parça üzerine hani. Evet bunu yapabiliyorsan bugüne kadar niye yapmadın? Seni bir kere Ben şok linçlemezdim abi. oldum. Bana hep böyle gelsen ben seni hiç linçlemezdim burada yani. Hep de değil yani 10 şarkıdan 8'i böyle olsa yeter bana. Yani. Çok şaşırdım yani. Parçanın en iyisi Uzi. Hani Sufi Evet dedi ki en hani iyisi bu. klip alın Baykan Uzi övecek dedi. Gerçekten abi en iyisi Uzi yani bu parçanın. Sen bana bu beşliyi sıralasan bunlar bir şarkı yaptı hangisi en kötüdür desem ben muhtemelen Uzi'yi Ben Aksan derdim. En iyi seçerdim. Motive olacak. En kötü Aksan olacak derdim. En iyisi hangisi desen de Motive'yi seçerdim. Baya ters köşe bir Evet şarkı evet bu. evet evet. Üçüncü verse'de ben çok düştüm. Benim de en Ya o beğenmediğim yüzden ikinci verse hani. yani, bizde sadece sıralamaları farklı. Hani ben de Evet Motive'yi evet daha kötü evet. buldum, sen Aksan, ama şey var. Hani bu 5 kişi arasında sen de Motive 5, ben de Motive 5, sen de Aksan 5'te, ben de diğeri 4 zaten yani, sen de aynı Aynen şekilde. aynen. Yani. Çok yakınlar zaten birbirine. Aynen. Onun dışında Güneş'in vokaliyle ilgili ben sana geçen yayınlarda bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musun? Normalde sesi güzel bir kızın. Evet. Başarılı şarkıları da var. Bu Mix'te yok şarkıda neden ediyorlar. Mix'te yok ediyorlar. böyle bir tercihte bulunmuşlar demiştim. Sen de dinlemedin demiştin. Söylediğim sesi buydu. Gayet başarılı bence yani. Bu hali başarılı. Benim Bu ara diğer başarılı. yayın dışında falan da hani neymiş diye baktığım işlerde hesabı, kızın sesini Melodyne'de falan yok etmişler resmen yani. Evet. Hani kullanabildiği sesini abi biz hani mixliyoruz adı altında, yok etmişler. Hani benim davullarım olmuş kızın Evet. vokali yani. Yok olmuş gitmiş yani. Ya ve ben olsam nakaratı da ona bırakırdım muhtemelen.
Ya chatte şey denmiş. Lize'ye benzer gün ben bu kesin Yok duyuyorum. Çünkü yok. ben burada ASMR duymadım abi. Gayet anlaşılıyor yani net bir Anlaşılıyor ve şekilde. şey de yok. Bu arada şakasız hani bu biraz hani Vokal olarak da bir daha başarılı bu biraz arada. tebessüm edelim diye yine ben tatsız ASMR şakası yaptım. Yoksa şey değil hani Lize ile ikisi aynı kategoride değil. İkisi de kendi kategorilerinde görece başarılı isimler yani ben bunu söylerim. Ha Güneş'i ben şu ana kadar daha önce dinlediğim işlerde hani abartılıyor diyordum. Burada okey. Burada istediğim vokali duydum. Senin dediğin olayı burada duydum yani. Ki Aynen. parçada Bunun Uzi'den uzmanı sonra hakkında Güneş zaten. çalışıyorum. Parçada Uzi'den sonra Güneş benim için ikincisi zaten. Aynen benim için de öyle. Mod da güzel Abi. yazmış ama Uzi'nin üstüne çıkamazsın abi burada Rapverse'de. Uzi hani sen neymişsin Parçalamış abi niye yani? yani. Ya sen neymişsin? Bize niye bunu hep göstermiyorsun? Madem yapabiliyorsun yani. Mod da iyi bu arada. Bence kendi albümdeki şarkılardan daha başarılı. Evet. Ama ben bunda birazcık beat'in etkisinde olduğunu düşünüyorum genel Ya olarak. beat bir parçanın uzunluğu 5 dakika 12 saniye. Beat bir yerden sonra beni artık baymaya başladı. Biraz kulağım varyasyon arıyor ama bu Okay. da demin veteran da konuştuğumuz gibi. Hani ben de mesela sadece rap dinliyor olsam. Hani müzikle uğraşmamı falan da geçtim. Sıkılmam ama hani ben Evet. daha müzikal olarak daha dolu temelli şeyleri de sık sık dinlediğim için sample ararken olsun kişisel tercihimde olduğu için bu kadar uzun parçalarda düzlük beni bir süre sonra yok ediyor abi. Yani Abi. bu yorum şey için de geçer mesela. Rollin 50 deyip mesela hep örnek veriyorum. DJ K-Slay'ın yaptığı 25 dakikalık bayağı rap'in babalarının olduğu Amerika'da bir parça. Ve kötü bir beat'i yok o parçanın. Ama şey var. 3 dakika olması gereken bir beat'i 15 dakika olunca yok oluyorsun. Ya da Shook Ones'ın beat'i için bile üstünde 8 dakika aynı rap yapılsa Shook Ones'tan da sıkılacağım. Yeterli süresi olması gerekiyor yani. Abi burada sana katılmadığım nokta şu, bence parçanın konsepti açısından çok rahatsız edici bir tercih değil ya. Ya Yani şey... başka bir şarkıda Evet. olsa katılırdım sana. 5 isim aynı beat'e okuyor, Ya okey. şeyden örnek vereyim. Yakın zamanda dinle. Yakın zaman dediğim hani bu şarkıdan 2-3 şarkı önce dinlediğimiz 4 kişilik işte Gabri Orçi, Impala ve Çağrı Sinci işindeki aranje hatası burada yok. Burada senle hemfikirim. Ama yine de bir süre sonra ben dediğim gibi bu benim kişisel olarak hani aradığım bir şey. Hani normal rap dinleyicisi yani sadece rap dinleyen birisi bunu aramıyorsa niye aramıyorsun diye şey yapmam. Ya da niye bu prodüktör ya da bu arkadaşlar buna böyle tercih etmişler diye kızmam. Bu bir Bak şu tercih. yoruma Bu bir tercih. katılırım bu Ben arada. arıyorum sadece yani. Bu benim kişisel tercihim. Şu yoruma katılırım. Veteran yazmış. Abi Aristo da dedi bence bu Evet. şarkının sonunda güzel bir gitar solo şart diye, ona %100 katılırım. Evet. Uzi bu arada Aydoğdu demiş ki Uzi Zehirli Melodiler şarkısında da iyiydi. Konu V olunca kasıyor bence biraz. Ya Uzi ya da Bence bu Uzi'nin en iyi şarkısı ya şu ana evet kadar. evet ve ya da şey var. Ya Uzi gerçekten proje seçiyor ve çocuğun aradığı projeler eline gitmiyor ya da. İkinci bir ihtimal hani. Ben şu an ihtimal sıralıyorum. Bu niyet okumak yani. Bu gerçek bir bilgi yansıtmıyor da. Çünkü bunu yapabiliyorsan abi gerçekten beğenerek şeyi yapmazsın herhalde ya. Ecofresh versiyonu yazmazsın herhalde hani. Mantıken ben olsam hani bunu yazıyorsam Doğru. onu ben kendim hani ulan böyle bir şey yaptık ama olmadı bu ya deyip kenara atarım onu bir yerde okumam mesela. Doğru. Gayet başarılı iş bence. Ben Bence başka bir şarkı almadım diye düşünüyordum bugün ama şaşırttı beni. Bence Ben günü tek ben güzel ama tek kapattın. şarkı alacaktım bugün. Ben de aynı Tek şekilde. şarkı Ve alacaktım kötü bugün. seçmeyecektim. Şaşırttı. Çünkü iyi bugün hani çok aday var. Ben en kötüsü diye bir şey seçmeyecektim bugün. Seni bilmiyorum ama. Çünkü yani bugün dinlediğimiz bir hani Çoğu iş kötüydü ya. diğer demolardaki arkadaşlar alınmasınlar. Onları zaten demoları biz en normal şartlarda en iyi ve en kötüye dahil etmiyoruz ama bugün gerçekten dinlediğim en iyi iş hala demodan gelen iş. Evet. Parçanın ismini de söyleyeyim ayıp olmasın tekrar kaçıranlar için podcast'te. Daydreamers ve Nonsmokers ve The Second ve The Haka'nın The Heat isimli parçası günün en iyi bir işi. Ya burada sıralamasız gidiyorum. Birinci ve ikinci diye değil. Ortak paylaşıyorlar. Diğer işi de şu an son dediğimiz parça olan Motive, Uzi, Aksan, Güneş ve Mod'un mektup parçası. Benim için günün en iyi iki işi. En kötü işte seçmiyorum. Yani Ben de seçmeyeceğim abi bugün. çünkü abi her şey çok kötüydü bugün yani. Çok çok var, çok var. Yani bakıyorum listeye. Tarihimizdeki Hani en kötü haftalardan birini yaşadık yani. abi listeye bakıyorum. Giant'ı seçsem bu şey var, Bossy var. Hı. Oradan işte daha fazla geliyor falan. Bir sürü şarkı var yani. Hangisini seçeceğim? Bu arada ben yayını kapatırken raid'i başlatayım. Bugün Nane'ye gidelim ya. O daha önce bize geldi biz hiç gitmedik. İade-i ziyaret olsun. Ya dediğim gibi zaten bizim uzun süre rap dediğimiz yayınlardan sonra Mestefe'yle kişisel bir husumetimiz yok. Canım ciğerim ama hani ben kendi adıma mesela 3,5-4 saat zaten bir yerde aynı parça dinledikten sonra tekrar gidip aynılarının yorumlarını hep aynı parça duymaya ben tahammül edemiyorum. Sen de muhtemelen öylesin. O yüzden hani bizim rap yayını yapmadığımız bir gün ya da daha kısa süren bir yayında MSF'ye gönderim ama bugün iade-i ziyaret olsun. Ya Nane'ye gönderiyorum. Serkan abi de açtı yayını biliyorum ama Nane'ye ayıp olmasın bugünlük Nane'ye gidelim. O bize çok geldi çünkü.
Deren de açmaya başladı bir arada onu Aa, yaparız. eyvallah. Şey, Nane'yi de şundan, Nane'nin podcast'ini de takip ederim arkadaşlar. Korku, Türk edebiyatı gibi konuları seviyorsanız, Türk tarihi seviyorsanız Songül Yabani, Mehmet Belki Altırk gibi Nane'nin kanalı da çok güzel podcast'ler sunuyor YouTube'da. Tavsiye ederim. Ben yatarken ya da çalışırken genelde onları dinliyorum bu ara. Yayına geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Abonelikleriniz için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Yarın haftalık globalde görüşmek üzere diyor ve raid'i başlatıyorum. Görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Haftalık globale devam ediyoruz yarın bu arada, unutmadan. Hani kaldığımız yerden. O zaman kaçtık. Bay bay.